afillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğum en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok, burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok, bizde laf çok. Burada laf çok. Sevgili dostlar, Mayıs ayının son Burada Laf Çok'undan hepinize merhaba. Babalık dediğin şey içgüdüdür ve çok farklıdır. Baba olmadan anlayamazsınız. İşte şimdi izleyeceğiniz baba, ani içgüdü ve refleks yüklemesiyle bakın nasıl bir faciaya engel oluyor. Baba diye buna diyorum. Helal olsun sana Malkoçoğlu. Hem kadınlar hem erkekler kuaförde zaman geçirmeyi sever. Ama şimdi göreceğiniz sevimli şey de halinden belli ki çok memnun. Buyurun. Bir baba şefkati tadında Burada Laf Çok başlıyor. Havası sıcak, oksijeni bol sohbet programı Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Hişim Salkım, yorumcu ve oyuncu. Beni dün Kleopatra olarak gördüyseniz, yarın Sultan, öbür gün Kötü Kadın, sonraki gün şarkıcı olarak görebilirsiniz. Mesut, her şeyi bekle benden diyerek konuğumuz oluyor. Oğuzhan Uğur, yorumcu, müzisyen, oyuncu. Parodi müzikler yaptım, parodi film yaptım, şimdi sıra parodi bir program yapmakta diyerek konuğumuz oluyor. Fadik Sevin Atasoy, oyuncu. Mesut Bey, Los Angeles'tan indiğim gibi programınıza geldim. Amerika'daki yaşadıklarımı toplasanız roman olur diyerek konuğumuz oluyor. Ece Vahapoğlu, gazeteci, yazar, sunucu ve sporcu. Fitliğimi, yazılarımı, sunumumu spora borçluyum. Herkes spor yapmalı. Sizlere belli ipuçları vermek için buradayım diyerek konuğumuz oluyor. Oh, bu haftayı da sağ salim bitirdim. Şimdi sizi muhteşem performanslarıyla Necati ve Sayko'lara emanet ediyorum. İyi dinlemeler. Değerli dostlar, bu bir Ankara türküsüdür. Ankara eşidir. Yıllar yıllar evvel Ankara'da gençler en delikanlı çağlarında Kızılay Meydanı'nda kol kola girip birbirlerine bakıp demişler ki bu mendili icat edelim. Ne yalıca ya ah gıdı gıdı mehmet. Ya ah kıtı kıtı mermi. Açtı yeşil yapraklar. Ben yâre doyamadım, ben o yâre doyamadım. Doysun kara topraklar, doysun kara topraklar. Ağam kızı, çeçen kızı, sen ağlar ki ben kırmızı. Çıkalım dağların başına, sen gül kapla ben hop hop. Hadi gülüm yandan
yandan yanla, biz korkmayız ondan bunla, biz korkmayız oyna. Çalarak kaybolup gitti yıllar. Aşk 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 yüzünden ızdıraba kul oldum. Ömrüm böyle tükendi, ne kadar zalim yıllar. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi vermiyor. Kim görse şu halimi bir daha sevmediyor. Oh, aşk yüzünden Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Oo, çivi çiviyi söker. Budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Erimez karlar yağdı, mevsimlerin tadı yok. Baharım sende kaldı. Ansızın gidiverdin, haber bile vermedin. Hem kendin harap oldun, hem beni benden ettin. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğini vermiyor. Kim görse şu halimi, bir daha sevmediyor. Aşk yüzünden Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Oo, çivi çiviyi söker. Budur bunun ilacı, budur bunun ilacı. Ya ah kıtı kıtı meh meh. Burada laf çok. Burada laf çok. Ne de olsa yaralı gönül hep yar. Woo!
olsa, he de olsa yaralı gönül barış. Bravo, bravo, bravo. Sevgili seyirciler, burada laf çok hoş geldiniz. Sayın Yeşim Salkım konuğumuz, hoş geldiniz hoş Yeşim Salkım. Oğuzhan Uğur, hoş geldiniz hoş Sayın Oğuzhan Uğur. Bugün filminizle mi yoksa albümünüzle mi geldiniz? Filmle geldim, albümü sona saklıyorum. Sona mı saklıyorsun? Ha, garanti alıyorsun. Garanti yani. Alayım ben. Evet, Fadik Sevin Atasoy. Doğru yazılım bu değil mi? Evet, doğru. Sevin Fadik diyenler de vardı. Arada bir Sevin diyorlar, seviniyoruz öyle. Eyvallah. Harika, Amerika'dan geldi. Jet lag var, alacağız. Ece Vahapoğlu koşudan dalma. Sen nereden geliyorsun? Ben evet bu sabah değil yarın sabah inşallah koşacağım vakitli yatarsam. Yarın sabah koşacaksın. Bugün yoga yaptım. Dün yelken hazırlıkları vardı. Ha, bir dalış gitmişsin yapmışsın da evet, yapamamışsın galiba. Yani Kızıldeniz'e gittik, tatile gittik, orada dalmadım ama akvaryumun içinde burada İstanbul'da Florya'da daldım. Atlantik. Nasıl bir kafa yani, sen hani Şarmen Şeyh'te dalmıyorsun, geliyorsun burada akvaryumda dalıyorsun. Memleketimin. Akvaryumu. Memleketimin akvaryum bile var. Ama bütün balıklar vardı dünyada. Yani bayağı bir suya verdin kendini. Bir ara pistlere vermiştik ama. Pistler devam ediyor. Su arada oluyor. Şimdi hafta sonunda Boğaz'da yarışlar var. Bosphorus Cup. Hı. Orada Boğaz'ın sularında yarışacağım. Ne yapacaksın orada tam olarak? Orada gemiler yarışıyor. Sen ne yapıyorsun ki? Orada ben de işte bizim teknedeki 10 yarışmacıdan biri oluyorum. Tek kadın olarak beni aldılar sağ olsunlar arasına. Harikulade güzel ya. Bayağı artistik bir şey evet, olacak herhalde. Bir köy teknesi var böyle kırmızı kocaman. Ha. Orada Boğaz'da artık... Allah ne verdiyse yarışacağım. Rüzgarınız, günü. Rüzgarınız bol olsun. Aynen rüzgarınız, öyle. Aynen rüzgarınız bol olsun. Gayet güzel. Necati ve Esayko'lar hoş geldiniz. Canlarım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Biz de mangaldaydık abi. Fark ettim. Çağırınca apar topar gelelim. Mangalı kapatıp geldiniz. Aynen. O zaman iki tane sorun var. Alper nerede? O şimdi az. Gitti mi ya? Evet gitti. Ya buradan adamı gençlik kampına gitti. Götürdük diyelim. Daha gençliğe bir nereye düştü? Gelecek. Nereye düştü? Ankara Mamak'ta. Ankara Mamak'ta. Buradan Ankara Mamak'taki bütün asker arkadaşlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Hayırlısı olsun ya. Ne kadar uzun dönem, kısa dönem nasıl gitti? Yok kısa kısa. Ha, kısa gitti. Mümkün olduğu kadar kısa olsun gelsin. Özlüyor değil mi insan? Yani evet. Peki özlem nerede? Özlem kalbimde. Canım. Hadi söyle artık. Hadi evet, söyle. Bugün teşekkür ediyorum bu güzel dakikaları bana verdiğiniz için. Bugün çok değerli, değerlim. Kıymetlimin doğum günü, Özlem'in. Nice mutlu yıllara güzel karım. Sensiz geçirdiğim hiçbir dakikanın tadı yok. Onu bir an önce yanına gelirim. Ve son 7 aydır sadece turnedeyim. 7 aydır. İnan ki her dakika şu adamları, şu musibetleri görmekten çok fena haldeyim diyoruz. Boşunuz yok maşallah diyelim. İnşallah. Önümüzdeki konserleri konuşacağız. Barış sen Allah'tan yazıyorsun da bunu. Yazınca o timeline bayağı bildiğin doluyor. Hay diyorum Allah yani. Hay Allah diyorum hatta. Görmemişim bir konser olmuş. Görmemişim bir konserim olmuş. 30 konser. Maşallah konuşacağız. Ağzınıza sağlık. Güzel başladık sayenizde. Yeşim Salkım siz de bu yaz elleri havaya kaldıracak. Ben bildiğim kadarıyla sizin böyle duygusal şarkılarınız vardı. Evet. Öyle devam etmiyor muyuz? Bu yaz eller havaya mı yapıyorsunuz? Şimdi bu son çıkarttığım şarkı Barla Serin için. O, evet Şehrin Işıkları. O bayağı böyle Amy Winehouse tadında bir şarkı. Ben o yüzden seviyorum öyle şarkıları ama... Hani ülkede böyle bir şey var ya, yaz gelince herkesin böyle kanı kaynıyor, coşkuş hali var mesela. Yani nereye gitsek düğünlerde, derneklerde, işlerde oynamak istiyorlar. Anladım. Yani böyle. Bir eller hani yanlarım falan sallansın durumu var yani herkeste. Ama gerçek bu biliyorsun. Bütün, yani ülkemin bütün düğünlerinde dinlenmek istiyorum. Bu mudur yani mesele? Ya, yani çok şükür, Allah'a bin şükür gidiyorum da. Yani seviyorlar herhalde benim sahnedeki durumumu. Çünkü ben eğlendirmeyi seviyorum. Ben eğlenceden geliyorum ya, eğlence kültüründen.
Yani biz 90'larda müziğe başladığımızda hakikaten öyle bir şey vardı. İnsanlar gerçekten eğlenmeyi seviyordu. Eğlenebiliyorlardı. Doğru. Eğleniyorlardı. Yani türküde Neşet Ertaş'tan da söylediğinde eğlenirler. Orhan Baba'dan da, işte Ajda Pekkan'da Fikret Şen'in şarkıları da söyler. Herkes eğlenir yani, göbek atmayı seviyoruz biz. Yazında öyle bir hareketli bir şey çıkacak artık. Nasıl böyle Çerli Çöplü ismi belli mi? İsmi belli. Bir Zeynep Talu ve Garo Mafya'nın eski bir şarkı. Ben yeniden coverlıyorum. Evet. Cover yani o böyle güzel üstad isimlerin coverları olacak. Çılgın çekeceksiniz. Peki tamam, hayır. Biz de Eller Havaya yaparız. Ne yapalım o zaman? Öyle olacak. Seninle karşılaşırız gene kurslar. Mutlaka ya, bir yerde bir şekilde. İnanılmaz bir şarkıcı peki, biliyor musunuz? İnanılmaz bir partnersiniz. Yani benim sesime yakışabilen bir kadın sesi gerçekten zor bulunur. Ya, ben yetiştirdi yıllarca. Ya yani. Bir şarkı söylüyor. Bir ya türkü söylüyor daha doğrusu. Ve o acayip söylüyor yani. Ben o şeyi siz verdiniz bana. O duyguyu siz verdiniz. O yüzden öyle. Yok. Şimdi bak, terliyorum işte böyle şeyler. Yapma böyle şeyler. Ya gerçekten benim salonumdasınız efendim, yani evet. Ben teltif edeceğim sizi. Tamam peki. Lütfen yani. Tamam peki. Oğuzhan ne yaptın sen? Süpersin abi gerçekten. Ben de direkt sana oynayayım şu anda. Oyna oyna. Çünkü... iyi oluyor biliyorsun değil mi? Ben de inanılmaz bir oyuncu olduğunu biliyorum. Şu anda da şarkı evet. Söyledim evet. Duydum. Aynı zamanda arkeolog bayağı deseydi. Bak şimdi ya. Arkeolog yani bir adam arkeoloji bitirip. Ya soruları ben soracağım. Niye ben anladım? Aynı zamanda gazetede hani böyle televizyon eleştirmenliği falan yapıp ondan sonra şarkı söyleyip ondan sonra oyunculuk yapıp. Ya böyle hani bazen enteresan bir parmağın var. Bir de evinin adamı olmak var. Bir de evinin adamı olmak. Evinin adamı. Bulaşımı yıkarım. Güzel bir çamaşırımı yıkarım. Gerçekten iyi. Ozan ne yapıyorsun derken sen ne yaptın ya? Ne yaptık? İşte film çektik. Fena bir şey ya o film. Değil şöyle mi? Bir gidelim. Böyle... Hazır bir enerjiyle başlamışken aynı enerjiyle aynen. Gidelim. Çünkü acayip bir şey. İzledik ve çok güldük. Gösterelim arkadaşlar lütfen fragmanı. Gün geçmiyor ki bir grup gerizekalı ruh çağırmak için bir araya gelmesin. El ele tutuşun lütfen. Elleri iyidir, elleri iyidir. Ey ruh. Geldiysen. Bir ses, bir hareket, bir şey ver artık yani. Senin bir kız çocuğun olacak. Adı Beriznaz. Senin fermuarın açık kalmış. Senin o saçın hiç olmuş mu, tipe bak. Görüyorum. Ay, ne görüyorsun? Vallahi her şeyi görüyorum. Kapat şu bacakları artık. Bu ne ciddiyetsizlik ya? Ne yapacaktık ciddi olup? Ne oldu? Amerikan filmi mi bu? Gelecek ruh ağzımızdan girecekti, bizi kukla gibi oynatacaktı falan. Sezon geldi ya, eline kamerayı alan film çekiyor. Yordunuz be kardeşim seyirci. Bir movie'miş. Ha siker ya. Hey dostum, lanet olsun. Kahretsin. Bu sadece bir teaser idi işin galiba. Evet, fragmandan evet. Çok teaser. Fragman da var ruh aslında. Ruh nereden girdi tam olarak, onu ben şey yapamadım. Ruh şey, bir yer buluyor. Yani. Bir yer bulup girecek. Yolunu buluyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani Türkiye'de iki film türü iş yapıyor. Komedi ya da korku. Yani gerçekten dün konuştuk bunu. Garanti almak için. Bu garanti almak için değil mi biraz? Bu ilk komedi korku diyebilir miyiz? Daha önce yapılmış mı böyle şeyler? Aslında biz yapmaya başladığımız zaman ben çevreye baktığımda birçok komedi korku vizyona girmek için hazırlanıyordu. Enteresan bir birliktelik var Türk sinemasında. Tamam, çok güzel. Onlar ne durumda? Sen ne durumdasın? Sen giriyorsun. Biz iyiyiz. Biz yarın vizyona giriyoruz. 13 artı aldık. Nasıl oldu bilmiyorum ama bir şekilde aldık. Genç kitleyi daha çok hedeflemiştik zaten filmde de. Can Sarcan'ın yazıp yönettiği filmde. Umarım başarılı olur. Biz dün galadaydık. Çok güldü insanlar. Ben böyle uzaktan izledim hatta. Öyle gidip en önden izlemedim böyle. Hani tepki gelirse en önde olmayayım diye. Tabii. Arkalara attım kendimi. Saklandı değil mi? Saklandım. Genel yani. Baktım yani tepkisi. Hani şey öyle yarısında kalkıp giden yoktu. Çıktıktan sonra insanlar abicim, çok tepki bedava yaptılar. Geliyorlar. Niye yarısında kalkıp gidiyorlar ki onu olabilir. Da anlamıyorum ben. Bazı galalarda ben görüyorum çünkü. Böyle davetli olduğum galalarda. İşte önde yönetmen. Film bitiyor. Yönetmen ayağa kalkıyor büyük bir gururla, arkaya bir dönüyor, kimse yok. Bomboş. Tabii. Tabii yazık, kötü. Evet, Türk sinemasına katkı yapmamız lazım. Böyle olmaz lütfen. Galaya giden arkadaşlar lütfen. Zaten çok düğün gibiydi bizim gala. Herkes o kadar şıktı ki. Buradan galaya gelen herkese de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o şeyler, çok şıklardı. Kıyafetler için, stiller için diyorsun öyle. Yani. Peki güzel bir şey bu. İlk filmin mi? Daha önce yaptın mı?
Bir tane gömmüştü galiba hatırlıyorsan. İlk geldiğinde o benim filmimdi. Yok sayıyorum fark ettin mi? Tabii fark ettim. Doğru o ben de yok sayıyorum. Bu ilk filmim. Bu ya ilk ben filmim oynadım yani buna sadece. Bayağı burada kolektif oynadın. Kim Can yazdı, kim yönetti bunu? Can Sarcan yazıp yönetti. Çok güzel. Sen oynadın mı sadece? Ben sadece oynadım. O zaman Can'ı aldım biz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben o zaman albüm var. Bir dakika ya da yeni bir dükkan açtım falan deyip değil mi? Öbür filme ne oldu? Ne oldu öbür filme? O filme ne oldu? Gömdük onu biz. Gömdük. Ha, hep sinema beraber. Tarihine gömdük. Sinema tarihine gömdük. Ne oldu? Gişe mi yapmadı? Yo gişe yapmadı. Gişe yapmadı. Onu da yapmadı. Hani bari onu yapsaydı. Dur oğlum şimdi gişe yapmayınca ama kötü mü oluyor? Ay, şimdi 25 yaşımda bir film çektim. Ha. Hani şey gibi düşünün. Böyle reality programlarının hiç bitmediğini ve reklamda girmediğini düşünün. Ya Türkiye hazır yani. Değildi yani. Türkiye hazır değildi. Ama biraz yani, zaman. Ama 25 yaşında bir insan film çektiğinde dünyada da insanlar bir merak edip 25 yaşında bir insan ne yapmış diye en azından takdir görüyor. Tabii ama yani dünyada merak edilen şey Leonardo DiCaprio. Bir de adam bakar mısın diyorsun sen. Merhaba. Merhaba. Merhaba ben. Şaka ama Leonardo DiCaprio da ay parçası gibi bir çocuk Allah aşkına neresi güzel ben onun ya. Ben yakından gördüm hiç yani. Güzel değil ama. Değil mi gittin sen Los Angeles'teyken? Hayır bence de değil ben de gördüm hakikaten böyle anneannem derdi yani ay çöreği gibi suratı vardı. Ay yani. Çöreği Leonardo DiCaprio. Buradan ne bitirdin be ablacığım yani. Ya. Ama öyle yani. Ne lan oğlum ay çöreği sen ya. Yakışıklı erkek dedin azıcık çok kemikli olur hatlı olur ne bileyim bir kaşı gözü belli olur. Ne adamın oluyor hepimiz bir anda bakar herkes aşırı şeyi görüyor. Ya bir şey ama adamın kaşı belli yanlış örnek var. Böyle ay çöreği gibi bir adam ya gerçekten daha baktığında. Mesela o çocuğa bakın sanki hiç büyümüyormuş izlenimi veriyor. Evet bir doldurmuş çekici var. O bundan önce de sanki aynı. Yani bence hiçbir erkek olarak bir obezisi yok. Başka bir örnek ya ne konuştuk ya adamın arkasından. Ya onun da çok. Gömme de o abicim senin film değil. Bak bu işte bak şimdi gömdü. Az önce gömdü. Hayır yani. Şimdi DiCaprio'nun da aslında çok umurunda değil bu durum ama şöyle de bir gerçek ya var. Ya umurundaysa ya biliyorsa Türkçe. Ya adamın hiç umurunda adam zaten bizi çok fazla tanımıyordur bile ama. Estağfurullah ya. Ama ya şimdi, o tanıyorsa ya arkadaşıysa. Ya ben gidip... linki Amerika'ya yolladım. Ama. Hayır şimdi. Leo, sevgili Leo diyor. Şu anda seni izliyor. Burada şimdi kadının bir tanesi Leonardo DiCaprio'nun sürekli adını anıyordu ama ne demeye çalışıyordu acaba tabii. Bir de böyle yapıyordu. Bir de böyle yapıyordu. Daha çok kadın sürekli hakkımda şöyle yapıp duruyordu. Ama hakikaten ya yani böyle hani. Bilmiyorum şimdi. Doğru diyorsunuz. Ya bir Kadir İnanır'ımız var bizim ki hani halen baktığında zamanında eğer yurt dışında gitmiş olsaydı bir Titanic adamlar, çekilmiş olsaydı bak neler yapıyordu. Çok güzel şeyler. Yani Titanic olmasa bile bugün Selvi Boylum al yazmanım duygusu Titanic'te yok. Doğru diyorsun. Yani dünyanın parasını harcamış gömmüşler ama o elleri kaldırıp böyle durmakla olmuyor ama abi. Ama baba ne güzel durdu diyor. Paramparça oldu şu anda. Ama bir şey söyleyeyim sektör olarak hakikaten şimdi bak bütün Avrupa'ya ve bize baktığında Hindistan da dahil olmaksa bir duygu var bizde. Hı. Ben o adamların hiçbir filminde bunu hissetmedim. Siz çok hissettiniz. Bir iki tane ya sonunda Amerika kazanır. Hı. Tabii bak Amerika kazanır. Bayrak havadadır. Hı. Milliyetçiyiz, birlikçiyizdir. Hı. Uzaylıları bile yenerler. Kendileriyle alay ederler filmlerinde. Doğru diyorsunuz. O yüzden yani ben çok böyle çok aşırı cazip. Allah cezanı versin Amerikan sineması. Lanet olsun sana. Vallahi sevmiyorum yani. O ruh yani. Senin ta şeyinden gitti. Ben nereden girmiş? Avrupa sinemasını daha çok seviyorum gerçekten. Avrupa sineması daha anlaşılır. Çok hani bize daha yakın olduğu için. Ve fakat bunu hanımefendiye sorsak bildiğiniz gibi Amerikan film sektörünün içine az önce şey yaptık alçı geçtik. Gördüğünüz gibi. Ya gördüm. Durum o kadar vahim mi? Diplomatik davranmak zorundayım. 3 hafta sonra dönüyorum. Siz özellikle diplomatik. Yeni mi geldin? Ne zaman geldin tam? 3 gün oldu geleli. Nasıl buldun memleketi? Ya güzel buldum. Annemin yaprak sarmalarını arada açıp açıp dolapta yediğim için her şey çok oralarda yok değil mi? Sen şimdi Los Angeles'ta mı yaşıyorsun? Los Angeles'ta yaşıyorum. Ya o 4 şey zor oldu. Değil mi? Orada herkes biraz garson ya. Bütün oyuncular. Ya zor değil. Ben çok keyif aldım ve mutlu olduğum bir işi yaptım. Ve kendi adıma da hani o başarının keyfini sürüyorum şu anda. Ya müthiş bir şeymiş. Bir çok alkış aldığım bir oyun sergilemişsin bunu. Bize gazetelerden okudum. Tek kişilik bir kadın oyunu ben yazdım. Amerikalı harika. Bir yönetmen yönetti. Müthiş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılışını yaptık. Bu da müthiş. Evet, çok güzel neticeler oldu. Ekim'de yeni sezonda yine LA'de devam ediyoruz. New York'tan teklif aldık, turnemiz var. San Diego'ya gidiyoruz, Paris'ten teklif var. New York'tan teklif almak mesela güzel bir şey midir? Hani LA'de çalıp tabii. New York'tan çünkü teklif. Şey, New York tiyatronun daha merkezi olan bir yer. Tamam. LA'de hani tiyatro yapılıyor ama daha çok sinema ağırlıklı. Sinema yapılıyor, doğru diyorsun. Onun için New York hani bizim için çok güzel bir şey oldu. Oranı çağırıyor olması. İşte Avrupa turnesi var.
Paris var, Londra var. Bakalım. Aa, sen bayağı bir gezeceksin anladığım evet. kadarıyla. Hani evet. 80 günde devralim gibi. Evet. Şu adamı ama bak Allah aşkına. Yani hani Amerikan film sektöründe gerçekten adamı gömdük ilk filmi, özür dilerim yani gömmedik ama. Samimi de en azından Mesut abi. Tabii yani. O samimiyet vardı. Şimdi kaç yaşındasın sen? Ben şimdi 30 oldum. 30 oldu. 30 olur mu orada? Uygun mudur 30? Her yaş olur. Oyuncunun yaşı yok ki. Çok güzel çıktı. Oyuncunun ya. Bıyıkları var. Yani orada film yaparız. Şu bıyık yok şey Amerika'da yani bütün film sektöründe yok öyle bir bıyık. Hipsterlerde var şimdi. Aslında çok görünmeye başlanıyor artık sinemada da. Hipster diyorlar ya. Bunu da çaldılar. Burada da öyle diyorlar değil mi? Evet. Onu da senden çıkarttılar. Bunu da aldılar. Evet. Görüyor musun? Ya en kötü bir şey. Dizilere falan da taşındı. Evet, diziler de taşındı. Evet. Şimdi bir sosyal medya üzerine bir dizi yapılıyor. Hmm. İşte ne o Silicon Valley. Orada da bütün böyle şey bıyıklı kardeşlerimiz var. Onlar zeki, entelektüel, aynı zamanda yaratıcı ve başarılı erkeklerin sembolü. Evet. Ya buzunda zaten hani bunda bir sıkıntı yok. Bunda bir sıkıntı yok. Yani. Başka yok. Bir şey beklemiyorum. Köfteci dükkanım var diye de. Ayrıyeten bana uzatabilirsin. Peki yani Amerika'da senin şansın varmış abi ve geç kalmış sayılmış. Herkesin şansı var. Yani. Okey çok güzel. İşin gerçekten var. Amerika'da herkesin şansı var mı? İşini iyi yapan, sebat eden, ilişkilerini düzgün kuran, iyi tamam. kuran, şansa dayanan. Gidiyorlar hadi. Onları ben götüreceğim zaten. Ya onlar gerçekten onlarla gerçek konuştuk. Hakikaten şahaneler. Çünkü onlar çok güzel bir şey yapıyorlar. Bizim türküleri, otantik müziğimizi evrensel standartta sunuyorlar. Aynen öyle yapıyorlar. Kendisi müthiş yetenekli, ekip şahane. Bence Amerika'ya çok yakışırlar, hele New York'ta. Çok teşekkür ederim. 500 bin Türk'ün yaşadığı bir yerde. Baba yeriniz hazır be. Oo. Evet, ya ben gidince konuşacağım oradakilerle. Peninsula Otel'de kalırsınız. Ben daha böyle bir... gel. Ben araya şey hiç gerek. Ben de o tarafa geçeyim. Şuraya bir girebilir miyiz abi? Çok iyiler. Amerika'yı da garanti ettik. Ya adamların zaten boşu yoktu. Amerika'yı da garanti ettik. Ama artık %25 yaptı burada. Ama artık %25 yani. Niye takip ediyorum ben sizi? Sen gel abi %25 ne demek? Çok teşekkür ederim. Çok. Ece Vahapoğlu güne nasıl başlıyoruz? Mesela senle güne nasıl yanlış başladık. Sen güne nasıl başlarsın? Ben sen güne nasıl başlıyorum? Kötü oldu. Bir kere bu saatte uyuyor oluyorum şu anda. Ben güzel bir sağlıklı uykumdayım. Ama şu normalde. Saatte uyunur mu? Allah aşkına ya. Yani ben 11.30 gibi uyumuş oluyorum. Niçin 12'ye öyle? Doğru. Erken yatıp erken sen kalkıyorum. Sen dizide bitiremiyorsun. Şimdi hepsi 12'ye falan uzuyor ya dizilerin. Doğrudur. Ay, çok fena bir şey. Evet. O yaptık, göreceli tamam. Yani hakikaten şaka bir yana erken yatıp erken kalkmayı seviyorum. Uyandığımda yaptığım işte enerji açıcı 5 tane Tibet'in gençlik pınarı hareketleri var. 2 senedir hiç aksatmadan her sabah onu yapıyorum. Sürekli Tibet'in gençlik pınarında yıkanıyor musun? Yani 5 tane hareket var diyelim. 5 tane hareket. Aslında bu hem yataktan böyle hop diye kalkmamamız gerekiyor. Biraz hani esnetelim kendimizi. Kalktığımızda aslında yavaş yavaş seni uyandıran bir hareketler yani binlerce yıldır olan aslında Tibet'ten çıkma bir şey 5 tane hareket diyelim. Onları yapıyorum. Yani mutlaka zaten yatarken meditasyonum, dualarım var. Sabah da aynı şekilde. Yani sabah kendime böyle bir 15-20 dakika nefes yapmak için, meditasyon yapmak için, dualarımı okumak için, yaşama güzel başlamak için yaptığım kendime ayırdığım özel ritüellerim yani var. Güneşe dönüp bir takım hareketler yapıyor musun öyle şeyler ya var mı? Güneşi selamlama değil o illa güneşe bir yere dönmen gerekmiyor. Yani istediğin her an her yerde her şekilde güneşi bağlanabilirsin diyorsun. İçindeki enerjiyi. Bir bardak suyum zaten başucumda hep vardır. Onu içiyorum. Kadın bayağı ayrıntı verdi. Farkında mısınız? Evet. Ben sordum yani. Doğru ben sordum, de sordum. Haklısın yani. Vallahi. Zaten paylaşıyorum ben Instagram'da. O suyun içinde ne var tam olarak? Bazen limon atıyorum. Ya mutlaka vardır bu suyun da bir esbabı mucibesi. Daha sonra kalkıyorum ve işte ister istemez başucumda telefona bakıyorum. İşte o oldu mu? Yani kurban olayım. Sen bütün aynen şakraları öyle. Açmışsın. Onları kınarın dibine girip çıkmışsın. Evet işte. Açmışsın orada sosyal medya. İşte orası da insani bu dünyaya dönüyorum. Bir o taraf bir bu taraf diye. Ay kafalar çok ondan karışık. Sonra kalkıyorum ve genelde sabah sporlarımı yapmaya çalışıyorum. Koşacağım zaman. Sabah sporları mı? O da mı çoklu? Şöyle, ne kadar çoklu disiplin bu. Koşacaksam zaten açık havaya çıkacağım için hani mümkün olan en erken saatte kalkıp koşuyorum. Spor salonuna gideceksem spor salonuna, evde bir şeyler yapacaksam o şekilde. Ama hani günlük iş programıma, seyahat programıma göre kahvaltımı edip yapıyorum. Daha sonra sporumu yapıyorum. Ama haftanın 7 günü varsa 6 günü spor yapıyorum. Koşu parkurunun tam olarak nerede olduğunu soran bir takım arkadaşlar var. Evet. Hepsi çok iyi niyetli. Söyler misin? Yetişebilirlerse buyursunlar. Oo yapıştırdım diyorsun yani. Ya. Peki bir de artık yalnız koşmuyorum. Ha o hal yani. Koşmuyorum derken pitbull'la falan mı koşuyorsun? Kimle koşuyorsun? Yoksa tüm bunları yaptığın ve Tibet'in gençlik pınarında birlikte yıkandığın biri mi var hayatım? Şimdi sahilde koşuyorum. Anladım, çok güzel çevirdin. Harikaymış. Sahilde olunca tabii çok kalabalık oluyor. Tek başına koşulmuyor. Sabahları bizim bir koşu grubu var. Bazen salı perşembe sabah 5.30'da kalkıp 6-7 arası trafik yokken daha hayat başlamak
başlamamışken koştuğumuz için o zaman aslında boş oluyor sahil. Hatta ben fotoğraf koydum da insanlar şaşırıyor. Yani siz tek başına mısınız ve sahilin hangi bölümü? Sen söyle, biz orayı kalabalıklaştıracağız. Sen rahat ol. Ha, sen o şeyi hattı ver bize, biz geliyoruz. Şimdi sahilde tabii asfalt ve beton olduğu için kaldırım ve yol atletizm pisti var. İstinye'de oraya da gidiyorum. Orada milli atlet arkadaşlarımla da zaman zaman çalışıyorum, sevgili Elif. Yarın sabah da beni bekliyor, mesaj attı. Koşacağız. Ormanda, Belgrad Ormanı'nda koşuyorum. Çok seviyorum. Özellikle hafta sonları mutlaka gitmeye çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim. Nasıl bir sabahlar yaşıyorsun sen ya? Müthiş yaşıyorum. Yani hakikaten güne çok iyi başlıyorum. Herkese tavsiye ederim. İşte gün çok güzel akıyor. Tamam. Onun dışında da zaten hakikaten çok seyahatlerim var. Ama bu yaşam enerjisi hani benim yani yaratılışım böyle. Dolayısıyla ben bununla çok uyumlu ve memnun bir şekilde yaşıyorum. Tamam. Hem kendime, sakinliğime, içime vakit ayırıyorum. Hem işlerime güzel koşturuyorum. Hı-hı. Zaman yönetimi yapıyorum ama bunun içine de spor çok önemli yer tutuyor. Anladım. Sadece spor galiba. Spor ve spor. Ben spor bir bölüm geçmek istiyorum. Biz de bak sabah normal kalkalım. Ben kalkılır kahve olur, tamam mı? Ya geçin işin başına. Ya benim 4 yaşında bir kızım var Allah arkadaşlar. Başlasın. Yani ben zaten senin yerine geçmek istiyorum. Ona Türk'ün gençlik planı oldu. Ben bunu yapamıyorum böyle bir şey ya. Böyle bir şey yapamıyorum. Ben karın kası yaptım mesela şu an dinlediğim için. Sadece. Sadece dinleyerek hakikaten. Ya nasıl güzel anlatıyorsun biliyor musun? Böyle daldım. İştahın şey oldu değil mi? Evet, yapmak böyle daldım ve böyle. İnsan hakikaten böyle. Kadın bir köfte gibi anlattın ya sporu bize. Biz çok sevdik. Hakikaten benim etrafımda insanlar zaten bir müddet sonra spora daha da fazla yapıyor. Yani arkadaşlarım, ailem, sevgilim. Ama bu spor değil yani, yaşam tarzını ve biçimini sen anlatırken şu anda hani ben bir an özendim bu duruma. Yani bütün bunları yapabilirsin. Yani mesela yapabilirsin. Çocukla da yani çocukla yapılabilecek hareketler de var. Onun oyuncaklarını toplamaktan çocuğunu öpücüğünü çekmeye kadar hakikaten onunla da vakit geçirip yapacağı çok şeyler var. O bir yapınca sen onu bir daha konuşalım. Bak, onu söylüyorlar ama ya don ne derler, biçmek kolay oluyor. Doğru, öyle doğru. Değil. Yani o şimdi sen onu alıp bir yere götürmek isterken bile o 6 yaşına kadar ne isterse sana onu yaptırıyor. Yaptırıyor. Onu söylüyorlar yoksa bana. Yoksa yerlerde bakalım. Atlıyor, zıplıyorsun onunla, her şeyi yapıyorsun ama hani şimdi o sen şu bireyselliği anlattın. Tabii, ya. Tabii, tabii. Özgür gibi, hani özgür bir ruh olarak kalktın gir. Yani ben öyle uyanamıyorum, böyle anne diye dürterek uyandırıyorum ben. Bir kez daha yaparsın bunu. Anla. O gerçekten zormuş ya. Diyor tabii canım. Ya işte o da başka öğreneceğim bir şey demek yani. Bak, kendin dışında bir can seni yönlendirecek. Evet. O yönlendiriyor. Yani şu şahane ya, ben direkt senin önüne geçmek genç, bir ara ne olur ya. Böyle bu ateşler oluyor. Evlendikten sonra görürüm ben o Pınar'ı Mınar'ı. O Güneş'i Pınar'ı İşte parkuru. O hani Güneş Pınar'ı falan. Ha, o Güneş'tir ya, Pınar'dır parkurdur. Sen evlen ve çocuk yap. Tamam mı? Ha. Ben seni çok sevdim. Ya evet. Ama bir şey söyleyeyim. Çocuk yaptıktan sonra çocuk üzerine meditasyonu da anlatmaya başlar. Çünkü kadın buna alışmış. Tabii. Böyle yaşıyor. Biz şöyle bir fotoğrafını görebiliriz Ece'nin. Ece oturmuş meditasyon yaparken bunun bir yaşındaki çocuk da oturmuş yapıyor. Muhtemelen. Şahane bir fotoğraf çok, olabilir. Çok isterim. Çünkü evet, küçük yaş yani ben belli bir yaştan sonra bunları yapmaya başladım. Hani mümkün olacağını Allah nasip ederse hakikaten çok küçük yaşta. Tam olarak ne oldu yani, hani rüyana şey mi, bir Shaolin rahibi mi girdi yani, ne oldu, herkesin, bir şey oldu ama yani. Herkesin uyanmak için ya da işte bu dünyaya gelme amacını keşfetmesi için bir zaman var ama bunun için iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Kayıp yaşayan var veya bir anda idrak eden var. Yani. Bu da bana aslında 5-6 senedir hep içinde olduğum bir tatlı şeydi, tatlı bir arayış. Tatlı tatlı dürtüyordu seni. Tatlı tatlı dürtüyordu ama 1-2 senedir artık hah dedi yani, her şeyim iyi hissediyorum, her şeyim var ama bir şey eksik duygusu. Bir tam o tatmin olmama duygusu vardı. Onu keşfetmek için daha içine dönmen gerektiğini anladım. Sen içine döndün ve bunlar çıktı içindeki ve sandıktan. Ve onlarla ilgili evet, nefes ya, yaptım, mucizeler kursu denilen bir eğitimi yeni bitirdim ve eğitmeni oldum. Yakında da ben mucize kurs mi açacağım online kurs ya haftaya. Ece ama bir hayata bu kadar şey sığdırmak valla. Ya her şey sığıyor ya valla, bak bugün arkadaşlarımlaydım buraya gelmeden önce. Hem bir davet olduk, hem kızlarla yemek yedik. Ailemle ayrı. Biz de kızlarla yemekle mangaldaydık, geldik yani ne yapalım evet, yani. Her şey yetişiyor işte, ajansıma gittim, toplantı yaptım, oradan başka bir şey yaptım. Öğlen yemeğimi yedim dışarıda falan. Neyse yani istedikten sonra her şeye yetişebiliyorsun. Ya. Her şey burada bitiyor. Fadi'yi de düşün işte, bir tane şey yapıyor, tiyatro yapıyor ya. Orada bir şey yapıyor. Bavuluyla geziyor kızlar. Ha, uyanabiliyor musun sabahları böyle ha? Ha. Uyanıyorum. Öyle mi? Aynı şekilde. Senin de sabahların böyle mi geçiyor? Ben sando yapıyorum. Bu bir Kore sporu. 800 sene evvel dağdan inmiş bir spor aslında. O kadar dağdan eski. Dağdan aşağı inen bir spor. Yani, bu baya böyle yuvarlan yuvarlan.
Çok eski, atalardan kalma bir şey Korelilerin. Eyvallah. Ona ben bir alıştım, nefes üzerine o da. Tamam. Yaklaşık böyle 200 bine aşkın hareketi var ve işte siyah kuşağa kadar gidiyorsun. Anladım. Ben yani böyle... sen onda iyiysen ben susacağım. Daha makul, daha sanatsal dövüş sorular soracağım. Dövüş sporu değil ama o daha ya şey. Olabilir, hep öyle başlıyor. Bakın efendim bu savunma sanatları. Ne sanatı lan savunma sanatı? Maya geri diye savunma sanatı. Savunma sanatı değil. Biraz böyle yogaya da yakın ama işte Korelilerin şeyi. Bir de ben oraya Korelilere gidince işte Master Kim var. Çok İngilizcesi de iyi değil. Korece konuşuyor herkes. Tek Koreli olmayan benim. Türk'üm deyince havalara uçtular. Çok seviyorlar Türkleri. Yaşasın. Evet, Koreli olmayan Türk'ü diye. Güzel bir şeymiş. Bu Fadik de benim kafada. Zaten aynen, arada bir konuştuk. Hani güzel ritüeller yapıyoruz. Meditasyon. Ağzınız karşılıklı böyle hani Skype'a falan gerek yok. Yani karşılıklı böyle uçabilirsin. O sana yuvarlanır. Sen ona açılırsın. Böyle pınar mınar yürürüz biz ya. Sen de ne yaptığını zannediyorsun? Korku filmi mi yaptın? Çık şuradan. Ben step yapıyorum. Step mi yapıyorsun? Evet. Arabada telefon unutuyorum. Asansörsüz iniyorum. Telefon alıyorum. Asansörsüz çıkıyorum. Bebeğim büyük merdiven. Spor ya. Gerçekten... Çok unutkanımdır. Aşmışsın. Evet. Özellikle olmak aynen öyle. Biraz özellikle olmak sık sık step yapıyorum. Aynen. Devamlı unutuyorum. Bu enteresan bir şey. O yüzden ama şeyde yaptım. Baklava da yaptın az önce. Yani. Ya şöyle bir lafım var. Yakışıklı ve ışığı olan bir adam değilim. Derken. Bunu kime demişim ben? Demişsin sen birine bu. Hiç de öyle bir şey demedim aslında. Dedin sen bak. Şimdi bak. Ha, Instagram'dan önce olabilir. Çünkü ha. Instagram efektleriyle kendime geldim diyebilirim. Gerçekten mi? Gerçekten. Peki ne oldu ya? Gerçekten sosyal medya mı değiştirdi seni? Yoksa hani sosyal medyadan önce böyle aklı başında derli toplu ne bileyim hani lise, üniversite diploması peşinde koşulan ve mümkünse bir KPSS sınavından sonra memur olacak bir adam mıydın? Güzel Sanatlar Fakültesi okudum. Anladım, olamaz. Ondan önce aynen liseden atıldım. Harika. Hep böyle şeyler geldi başıma yani. Hep böyle uçta gördüler beni böyle. Hep böyle itelediler. Annem babam da hep zaten hukukçu oğlum işte falan filan. Önlülükle biz falan geldiğimiz zaman falan. O kafalarda böyle güzel böyle olabilirim diye bıyığı bıraktım. Yani beden ona izin verdi ama ruh oradan çıktı işte. Hukuk senin için büyük değil mi? Roma hukukunu mesela biraz öğrenmeye başladım. O anda anladım ki yok bu benim işim değil. Çünkü aklıma o sırada Roma ile ilgili filmler gelmeye başladı. Oh Allah. Tabii dedim ki ben sinemacı olacağım, müzisyen olacağım, yaptığım filmlere şarkılar yapacağım. Öyle devam edeceğim herhalde. Sen şimdi böyle entegre bir adamsın değil mi? Yani kendi filmini yapıyorsun, kendi şarkını yapıyorsun, üzerine söz yazıyorsun, bunun viralini kendin yapıyorsun. Çıkıp sonra programda sen anlatıyorsun. Ya zor senin hayatın. Çok çok. Bir ekibimiz vardı bir zamanlar. Ne oldu hala ekibi? Var sağ olsunlar. İşte onu albümle inşallah. Dördüncü sefer olduğu zaman. O ayrı bir şey olacak aynen, diyorsun. Çok ayrı bir şey. Peki bu sinemadaki ekip de ayrı bir şey o zaman. Tabii. Yani ha. Aslında Can Sarcan benim bütün kliplerimi çeken yönetmen. Tamam, güzel bir şey. Sonra bir gün beni aradı, dedi ki Oğuzhan dedim sakin ol. Demek ki iyi bir fikri var ki telaş yapıyor. Dedim ne oldu? Dedi ki işte bir korku komedi çekeceğiz. Bir konağa gideceğiz işte şöyle şeyler olacak böyle şeyler olacak. Ben çok güldüm anlattığı senaryoya. Sonra gittik çektik, çekerken de çok güldüm. Dün galası vardı, izlerken de çok güldüm. O anladım. Yüzden yani, yarın vizyonda olacak yine çok güleceğiz. Yine çok güleceğiz. O yüzden hani Can'ın hep yanında olurdum zaten. Çünkü hep karşılıksız bir şekilde gelip Oğuzhan hadi klip çekelim deyip beni... Gaza veren adam da Can Sarcan'dır. Gişe ortaklığı falan var mı peki baba? O kadar iştahlı anlattın ki. Gişede ortak yok, mısınız Can'la? Yok, hiç ortak falan değiliz gişede. Ha Can bildiğin yani sömürüyor seni o. Yo olur mu? Biz Can'ı sömürüyoruz yani kendimizi onun güzel filminde göstererek. Güzel. Peki iki numara. Tamam gayet güzel. Bir de şarkısı varmış filmin. Kısa evet. Sen yapmışsın dinleyelim. Buyurun. Evet. İnsana insan demekle bitmez, olmayı becer. Şans mı dersin yoksa kader mi? Sen seç, hakkın var bil mi? Bence kaderci olma o kesmez, şans asla yetmez. Pişt. Bir daha mı tövbe yok dediğinde tuttun mu kendi sözünü? Çok şans ettin, pişman ol, kaybetme özürü. Korkuların var üstüne gitme, aslansın kaplansın yürü be. Kim tutar seni? Farklı, epik, şarkıların epik yani. Hani böyle bir insan içselleştirebiliyor. Evet, zaman içerisinde katılma, çok mu abarttım? Şöyle yapalım, güzel bir şarkı olmuş. fakat No Name mi yani oynayan arkadaşlar? Hayır, aslında kendileri de onlar böyle... Onlar her biri isimsiz bir her yıldız. Her biri zaten kendi içlerinde büyük yıldızlar. Ben anladım. Böyle tanışır tanışmaz o ışığı hepsinden aldım. Bir iki tanesinden ben de aldım şimdi. Evet, değil mi? Hepsi oradaydı aynı gerçekten. Aynı ışık. Ben de gördüm. Gördün değil mi? Gördüm. Bir ışık vardı. Doğa Konakoğlu var. Şu anda o da... Her filmde oynuyor ya. Ben her filmin fragmanında Doğa'yı görüyorum. Doğa'cığım buradan olacak. Selamlar sana. Doğa zaman gerçekten. Zaman olacak yani. Doğa Konakoğlu var. Tuğçe, şey, Tuğçe nedir ya? Tuğçe Kurşunoğlu var pardon. İsimle soy isim birbirine girdi. Güzelmiş bak. Tuğba Erman var. Güzel bu. Hep kız isimlerini sayıyorsun. Erkek yok muydu? Burada Mustafa bir... Ak var bir de. Tamam. Benim dışımda tabii. Üç kız üç erkek. Bir şey söyleyeceğim. Bu bir korku filmi ve mutlaka gözlüklü birinin olması gerekiyordu. Sarışın tamam. Şişman tamam. Gözlüklü nerede?
Biz o klişelerde film yapmıyoruz. Ha bunlardan kaçtınız yani. Klişe. Sadece gözlük. Bıyıklı oldu. Yok yok, kendi içinde. Zaten bizim film çektiğimiz yer komedi, işte konak, evet korku öğeleri var falan filan derken meğer gerçekten orada çok değişik hikayeler olduğunu öğrendik biz mesela. Baba yapma gözünü seveyim. Gerçekten korku bunu da söyle anlatayım. Öncesinde böyle hani geçenlerde Kapadokya'da mesela geçtiğimiz yıllarda film çekilmişti. Vallahi çarpıldık, cinler geldi falan gibi. Değil mi? Gala yanar söylemişti. Falan. Öyle tabii şeyler. Gala yanar bir ama şey oldu. Ama bu gerçekti. Falan. Ne oldu? Çok enteresan şeyler oldu. Yani ben çekim devam ediyor zannediyorum. Gül yabani müziği var mı altta? Bakışları da ona göre değiştireyim ben. Yaşayan biri var mı o konakta? Aslında yok. Var. Yani, çok güzel şey oldu. Var. Yani normalde orası bir pansiyon yani, insanların kaldığı. Ha. Biz hem filmi çekip hem orada kalıyorduk. Sonra ben işte dinlenmeye çekildim odama. Makyajdan sonra. İçeriden böyle haldır uldur sesler geliyor. Diyorum ki nasıl bir sahne çekiyorlar ya? Senaryoda böyle kopmacalı, bağırmacalı bir sahne mi var yani? Neyse ya, çocuklar eğleniyor herhalde falan derken dışarı bir çıktım, kimse yok. Evet. Yan odalarda birileri kahve yok. Ediyor olmasın? Yok. Bütün ekip ormanda çekim yapıyormuş o sırada ve ben o pansiyonda yalnızmışım. Bir de pansiyoncu kadın varmış. Ha. Ve bütün o seslerin o kadından çıkması mümkün değil. Görseniz anlarsınız. Mutfak falan temizliği olabilir mi acaba kadın? Gerçekten hani mümkün değil. Vardır ya gecenin. Yani ne oldu, uğradılar mı? Ne oldu dolap yani? Dolap kapaklarının bağırıyor olması falan. Dolap kapakları şey. Bağırıyor mu? Nasıl bir yani orası ya? Dolap kapakları çok iyi. Evet, buradan devam edebilirim. Dolap kapakları bağırıyordu evde, konakta. Biraz daha sertleştirebilir miyiz korku? Bir de hadi canım melodisi. Bu biraz korkutucu oldu. Cavs'a döndük abici. Yok, tam olarak o değildi yani. Tam olarak değil mi? Siz bir korku filmi çekmek ister misiniz? İsterim. İsterim. Ya hayır. Ya elbette ki hayır Mesut'cum, demesini bekliyordum. Hayır, absürt şeyler yapmak istiyorum artık. Hakikaten çok absürt şeyler yapmak istiyorum. Ya bugüne kadar böyle standart rutin şeyler ya mi çok, yaptınız? Ya yani böyle hani işte ağır standart hani işte Yeşim Salkın bunu oynar falan. Yok öyle bir şey canım, komedi yapmak istiyorum. Korku filmi çekmek istiyorum. Yani yaşadığım kadar yaşamayacağımı düşünüyorum hayatta ve bu mesleğin her şeyinden, etinden, sütünden faydalanmak istiyorum ve geliştirmek istiyorum kendimi. Ya çok daha ne geliştirir? Yani. Feci bir oyuncu oldunuz. Farkında mısınız? Yani bunu 50 daha, yani. Ya insanın suratına 50 kere söylenmez ki. Ya iyi bir. Zaten yorumcuydunuz. Üzerine feci ediyorum. Bir oyuncu oldunuz. Yani. Ama bitti. Estağfurullah ne demek efendim? Estağfurullah olur mu ya? Oğlum yani, tamam ama çekelim bir tane korku filmi. Ya senle ikimiz bir korku filminde oynasak. Teşekkür ederim. Niye soktunuz beni o potaya ki ama ben? Ama çok güzel olmaz mı ya? Bence bak, muhteşem olur. Hiç beklemezler be. Biz senle ne güzel oynarız bir korku filminde. Tam olarak ne yapacağız birlikte? Yani o hikaye korkacağız. Göre o hikaye göre korkacağız beraber. Korkacağız ya da birimiz korkacağız gideceğiz. Korkacağız beraber ya. Evet yani. Peki gayet güzel. Ya sizin de bir şarkınız var elimizde. Baya baya eski yıllardan. Bunu ben bulmadım ama mahalle muhtarlarında çalışan bir arkadaşım göndermiş. Buyurun aa. Efendim. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Telefonda konuşuk ettiğiniz bendim. Biliyorum, içeriden söylediler. Nasılsınız? Eğleniyor musunuz bari? Eğleniyorum. Sağ olun. Çok güzel bir gece geçiriyoruz. Öyle değil mi Fadime? He öyle. Ben zaten Yeşim Hanımcığımı çok seviyorum. Ne zaman televizyonda gözükse hemen seyrediyorum. Canım benim. Canım, maşallah maşallah. Sağ ol. Uy canım maşallah. Şimdi sizler için söyleyeceğim. İyi eğlenceler. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Hocam bunlar da Ala abinle Beyi ablam da. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Memnun oldum. Ben de. Bunları barıştırmaya geldim. Çok konuşma oğlan. Hayrola, dargın mıydınız? Her evlilikte olur böyle şeyler. Öyle değil mi Behi? Elbette. Bak bir şey söyleyeceğim. Barışmazsanız sahneye çıkmam ona göre. Barışın öylece de. Ver elini Behi ablacığım. Ver elini Ala abicim. Ver. Koy elini. Tamam işte barıştılar. Harika. O halde devam ediyoruz. Aa, ilk oyunculuk denemem. Abi şarkıya girseydik yani, niye girmedik ki? Seni ne söylüyordum ki acaba? Ne söylüyordu orada Mahpeli? Sen de mi hatırlamıyorsun? Baya bir zaman olmuş mi? Ama siz değişmemişsiniz. Çok ilginç ya. Ay, çok onlar orada boş gerçekten. Yok vallahi değişmemişsiniz. Hakikaten. Ya. Vallahi bir Erkan abi bir siz vallahi olduğu gibi kalmışsınız yani. Gerçi Erkan abi biraz daha ağır abi artık tabii de. Ya bilmiyorum da ben bayağı bir güzelmişim ya, değil mi? İnceymişim falan. Ama aynen. Şimdi bak böyle söylersen ya şimdi ama yani ya. Kaç sene sonra 45 yaşında bir kadına bu yapılmaz yani. Lütfen şunu ne söylemek isterim ya. Ben size. Lütfen. Gerçekten de ama mesela sahnesine giden insanlarla böyle ilgileniyor.
Vallahi billahi gördüm. Yani hani böyle ünlü, şöhret bilmem ne falan filan değil. Herkes sizin misafiriniz ve muhteşem bir şey. Belki de değişmeyen şey o. Ne güzel. Belki ya. Kendiniz oynamışsınız. Muhteşem. Kendim oynamışım. Bu çok ilk oyunculuk denemem. Kaçmış bu sene? 90 çok eski olması lazım değil mi? 93 yani. 93 civarı. Bayağı bir 22 yıl yapmış araya. Ah, yıllarla ilgili bir türkü falan bir şey söyleseniz de siz Neşet Baba'dan yok mu ya? Ben hiç ben yılların şu anda ah yalan dünya falan yok mu? Çocuklar bayağı genç adamlar. Yıllarla sonra olan sizsiniz baksanıza. Söyleseniz bir şey çalsın. Şu sırma saçlı görünüz mü bak yani? Ben de geleyim sizle söylesem ne güzel olur. Aa ne güzel olur vallahi. Hemen yaparım vallahi. Yapar mısınız öyle? Hemen yapalım. Aa, yapalım ne diyorsunuz? Ya? Aman Allah'ım neler oluyor lütfen. Oo çok değişik bir format. Çok değişik bir format. Bir anda oldu şimdi ne olacak? Oldu artık bir gaza geldi. Şu çalışıyor mu acaba? Çalışır çalışır her türlü. Her türlü. Şimdi bana ton sormayacaksınız çocuklar. Ya bu programın formatsızlığını seviyorum. Muhteşem ya. Bakıyor be abi. Dolan dünyada, ah yalan dünya.
Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza, yüzünüze sağlık. Ay ne güzel oldu. Oh be ruhuma bak şimdi. Ha, bir astım enerjimi al işte. Bak şöyle bir kez. Bir saygı daha kazandık. Aman ya değil mi ya? Transı bir şey var. Ve fakat ne fena güzel okudunuz. Tebrik ediyorum sizi. Ay estağfurullah. Ekim dünya yalan siz gerçek misiniz? Ya biz size bir şey mi yapsak ne kadar güzel oldu ya. Ben şu anda mutluluktan uçuyorum. Ben de vallahi böyle yani, uzun zamanda böyle bir güzel ekiple ben hani kendi orkestramı çok seviyorum ama. Vallahi çok teşekkür ederim. Saygısınız ya. Çocuklar valla biz bir saygı daha kazandık. Menajer de burada. Menajer de burada. Orada orada. Arkadaş menajer. Valla menajer yaptılar. Konuşalım. Menajerimiz nerede? Bak menajerler orada oturuyor işte. Gözüm üzerinde. Yani bak. Ya muhteşemler gerçekten hani müstesna bir grup. Ne bileyim yani herkese oluyor ya. Olacak ya orada acayip bir enerjileri var. Bizim ya, için de çok iyi geldi şu anda. Yani biz ben açıkçası Ece Hanım'ın sağlıklı yaşam tarifinde contayı yakmıştım ama şu anda kendime geldim. Bak hocam biz görüşelim ya. Törükler, benim bir albüm projem var. Biz şunu bir konuşalım. Ben oraya geleyim mi? Sen gel. Yavaş yavaş. Ya çok böyle ilginç biliyorsun. Bak gerçekten Türkiye albüm projem var ve önümüzdeki sene Türkiye albüm yapmayı. Çok güzel bir şey. Birincisi şunun bir altını çizelim. Bu az önce yaşanan şey tamamen improvizeydi. Hiçbir şekilde hiçbir hazırlık yoktu. Evet, hiçbir şey. Dolayısıyla böyle bu adamlar zaten ne dersen hazırlıksız girebiliyorlar. Evet, yani. Acayip öyle bir halleri ya. Var yani. Maşallah ya. Çay değil de bir kahve alacağım ya. Ya bir orta Türk kahvesi be. Evet. Hadi Neco iki tane. Kalk gel ya. Vadik çıkartıyormuş. Vadik sana şunu sormak istiyorum. Bu tek kişilik oyun bilmem ne Amerika'da. Evet. Şimdi tiyatroya çok önem veriyor adamlar. Yani evet. Sinema da çok önemli eyvallah. Tiyatro da çok önemli. Bu sene de Türkiye iyi tiyatro yaptı. Görmüşsündür herhalde. Orada ben yeni dışarıda. İzledim Craft'a Personel diye bir oyun. Dolunay arkadaşımız oynuyordu. Şahaneler. Bu sene baya baya koşuldu evet. Yani gençler herkes koşuldu. Beni en çok gururlandıran şu oldu ya. Tarihte ilk defa bir Türk kadın oyuncu Amerika'da İngilizce kendi yazdığı oyunda sahneye çıkmış oldu. Ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sen bunu İngilizce mi oynadın? İngilizce oynadım tabii. Sorry ya. 4 farklı aksanda. Kleopatra, Anna Karenina, Mona Lisa, Rus, İtalyan ve Arap aksanıyla. Bir de esas karakteri İngiliz aksanıyla. Müzikal bir oyun aynı zamanda. Ne pis mahallede yaşıyormuşsun? Nasıl bir mahalleymiş orası? Herkes orada. Şarkılar, şarkı ve danslarla beraber müzikal görüntüleri yollamıştı bizimkiler. Görüntüler burada mı? Verelim o zaman ya. Evet, niye konuşuyoruz ki? Görelim o zaman ya. Buyurun. Gala gecesinden buyurun var. Efendim. Some of you think that I'm a warrior duchess. Few called me a countess. Even named me a courtesan. Mr. Tolstoy, you should have given her a chance, a hope for Anna to live. Life is full of possibilities. You have no right to talk to a master this way. Behave yourself and defend. Oh, by the way, William, I'm so bored of this Shakespearean act. I am taking my accent back. Listen to that. Taking my accent back, yalla idem bent. Yalla yalla William. No more Shakespeare. Ablacığım ya. İnin oradan, çekilin oradan ya. Gelsin oraya ya. Annesiyle beraberdik biz dizide biliyorsun. ve müthiş bir tecrübeydi. Ya bir şey söyleyeyim. Muhteşem yani, bir aile tabii. Evet, o muhteşem aileden böyle bir... Annem geldi oyuna zaten. Ne olabilir ki başka? O da çok gururlan güzel oldu. Bir şey söyleyeceğim. Bu Kleopatra William'a meydan okuyor. Sıkıldım artık diyor bu Shakespearean konuşmalardan. Artık diyor diyalektimi geri almak istiyorum diyor. Yallah yallah William diyor. Ve bütün tarihteki Anna Karenina Tolstoy'a göre intihar eder. İşte Mona Lisa şeydir biz onu kontes zannetmişizdir filan. Bütün bu kadınlar kendi ustalarına meydan okuyorlar. İşte Anna Karenina kocayı boşuyor. Sörf tahtasını alıp eleye yerleşiyor. Ondan sonra Mona Lisa'da portreden çıkıp diyor ki ya ben diyor herhangi bir Floransalı kadındım diyor. 15 yaşında evlendirdiler beni diyor. 5 tane de çocuk yaptım diyor. Böyle diyor havalı havalı diyor beni Louvre'larda şuralarda sergilediniz. Kezdirip duruyorlar. Resmimi de geri vermediniz. Geri istiyorum ben resmi diyor. Çok iyi. İşte Kleopatra'nın hikayesi de diyor ki beni öldürmeye kalktığın yılanın diyor ben yağını bir çıkarırdım diyor. Onu diyor bir botoks yapardım diyor. Kendime diyor kozmetik store açardım müthiş, LA'de. Güzel. Onun için çok keyif aldı. Altın Küre Ödülleri'nin başkanı geldi Ayda Takla. Çok takdir etti. Çok iyi. Dahice bir eser dedi. Ondan sonra işte bizim Hidayet oradaydı.
filmlerdeki gibi çıkışta tiyatroyu bana açan Michelle Denner, Penelope Cruz'un Selma Hayek'in oyuncu koçudur. O geldi dedi ki çabuk menajer seni bekliyor dışarıda. Ne menajeri falan. Hemen filmlerdeki gibi Amerikalı bir menajer kartını çıkarıp ben seninle çalışmak istiyorum dedi. Evet, filmler. Ya onlar tam olarak ne soruyorlar? Mesela bizde çok nedir? Bebeğim görüşünde. Öyle değil herhalde. Öyle değil, değil öyle değil yani. Çok ben yani çalışmak istediğim belli. Çok güzel kapılar açıldı bana orada. Daha harika. İşte, yani Türkiye'de çok ünlüydün zaten. Yani hani Amerika'ya gittiğinde zaten Türkiye'de bir ünün, şöhretin vardı. Amerika'ya biraz kendi sınırlarını denemek için mi gittin? Ne öyle yaptın? Ya bu benim için bu oyun çok önemliydi. Çünkü ben başka İngilizce yazabiliyor muyum? Oynayabiliyor muyum? Şarkı ve müziği de ekleyebiliyor muyum? Ve bunu bir saat aralıksız sahne üzerinde kıyafetleri bile değiştirmiyorum. Sahnenin üzerinde bir aksesuarla. Benim arzum meddah sanatını bir kadın olarak Amerika'da yorumlayabilmekti. Arkadaşlarımızın yaptığı gibi. Evet, evet. Ben meddahtan yola çıktım. Yani bir şapkayla başka bir karakter, bir bastonla başka bir karakter. Bu Amerikalılara çok cazip geldi. Çünkü ve farklı bir şey. Oradaki hani röportajlarda da söyledim. Bu bizim hani geleneksel sanatımız, anlatım sanatımız. O yüzden hani öyle bir bayrağı taşımanın verdiği gurur oldu bende. Müthiş bir şey. Şimdi bunu tabii dünyaya taşımak istiyorum. Burada arkadaşlarım diyorlar hadi Türkiye'ye gel ama ben oyunu İngilizce yazdım. Türkçeleştirebilir misin? Türkçeleştirebilirsin de burada da vallahi izleyebiliriz belki. Yazar belli olmadı olduğum için kapı. Şey. Altyazı şey geçeriz ya. Yani şey, bir tane yok. Rul oyna. Belki hani İngilizce oynarım ama Türkçe yapmak isterim. Burası benim toprağım. Seyirci benim seyircim. Bunu tabii ki paylaşmak isterim. Ama nasıl bir takvim olacak bilmiyorum. Şimdi işte Amerika, New York bilmiyorum. Sen çok ünlü olmuşsun artık. Yani biz seni bulduk ne mutlu ya. Ya ileride mesela bir 10 sene sonra ya o da buradaydı biliyor musunuz? Aldık o da bizimle falan. Şarkılar çok güzel oldu. Onu bir Türk besteciyle çalıştım. Berkeley'den mezun olmuş Emir Işılay. Orada yaşıyor ve film müzikleri yapıyor. Güzel. Çok keyifli. Sen bizim Rahman Altın'ı falan da tanırsın. Rahman arkadaşım. Rahman da değil mi? O da Los Angeles'ın çocuğu işte ya. Emir de şahane ama cazcı. Ve Emir, şimdi sözleri aldım gittim. Emir dedim hani öyle biri olması lazım ki bir Amerikan müzik matematiğini bilmesi lazım. İki oryantal öğeleri koyabilmesi lazım. Mesela Kleopatra'da lahmacun yapar gibi giriyorduk stüdyoya. Sen söyle ya ben yazarım diyor. Güzel bir şey. Öyle. Yedi parça. Abi. Ben bir Amerikalı besteciyle çalışmaya kalksam 1,5 senemi alır. Biz tabii canım. 1,5 ayda bitirdik 7 şarkıyı. Bebeğim önce bir onu düşüneceğiz diyor, değil mi Amerikalı? Ve mesela son şarkı New York New York gibi bir şarkı. Only in LA, only in LA. Why wouldn't I wanna be there? Falan diyor böyle. Bayağı şey Broadway gibi oldu. Kleopatra'ya oryantalit taktık. Ruslara da Kalinka falan. Gelen, yapıştırdık. Aynen Rus geliyor teşekkür ediyor falan. Lahmacunun kalinkası matruşkası. Belki lahmacuna geliyorum diyorum stüdyoda. Güzel bir şey. Öyle bir çok keyif aldım. Harikulade bir serüven aslında ya bu anlattığı şey. Çok keyifli. İşte yönetmenimiz Spielberg Vakfı'nın yöneticisi Sherry Adams. Standart adam yok anladığım kadarıyla şeyde yani. Bir tek kişi kadın şovu diyorlar ama 17 kişi çalıştı. Abla orada tiyatro çaycısı var mı? Var. Var mı? Var, çok şükür Allah'a. Çünkü biz de çalışıyoruz. Ekibim Türk. Çaycım olacak. İşte yarısını Amerika'dan kurdum. Ben kendi şirketim üzerinden yaptım. Daha önce ben orada... Hadi de orada yani tüccarlık yapıyorsun. Hayır. Yani tüccarlık dediğin yani ticaret anlamında. Prodüksiyon yapıyoruz. Daha önce Los Angeles Moda Haftası'nın içerisinde Özgür Masur'u getirip orada defile yaptı benim şirketim. Oo çok iyiymiş. İşte Türk firmaları yerleştirdik. LA Times'a çıktık. Da ben orada olduğum için bunların hiçbiri... Vay be ablacığım ya biz vallahi evet, yani... Evet buralarda bizim böyle şeyler pek o kadar içimize kapanmışız ki biz yani. Ya. Biz de yani başka türlü şeyler çıkar değil mi yani? Evet. Öyle hani şey bu, yani bu hani... tip değerleri pek biz şeyde okuyayım cemiyet ya da magazin sayfalarında okuyamıyoruz. Evet. Ve ben okuyamadıklarımızı ve okutmayanlar adına özür diliyorum senden. Eski bir gazeteci olarak önemli. Çok yani daha çok işte annesiyle konuşup öğrendim. Yeşim annemden alıyor ben. Evet ondan alıyorum o be. Ayşenil sağ olsun şu anda bizim dizideki Ayşenil. Onlar söylediler. Yani o okuyordum gazetelerde oyun yaptığını falan ama hani bu kadar böyle bir süreci tabii hiç bilmiyoruz. Çok fazla yazmadık maalesef. Türkiye enteresan yani. Çıktı ama bayağı haber çıktı. Yani şey bayağı ilgilendi Türk basını. Yani sağ olsun. Son gelmem itibariyle zaten. Yandın zaten. 3 hafta. Neyse 3 hafta en azından okuyabileceğiz seni görebileceğiz ama bu anlattığın şeyler gerçekten hani böyle küçük gibi gözükse de kimilerine bana göre büyük bir ama çok belli mesela enerjisiyle onu yaşıyor yani insanın hani sevdiği işi yapması ve ondan
heyecan duyarak bahsetmesi hani az canlı önce evet yani neredeyse yani, bir sahne şovu gibi anlattı yani bize. Anlatırken hani insan hakikaten tutkuyla yaptığı şeyi anlatırken heyecan duyar. Onu da çok net görebiliyoruz onda. Ya şimdi şey, bunların hepsini anlıyorum. Sen de mesela spordan bahsederken mesela çok heyecanlı da bahsediyorsun. Sağlık üzerine ciddi şeylerim var. Yani az önce ayak üzeri ikimize biz Necati ile bir takım bölgesel sorunlar çekiyoruz. Neydi bölge Necati, hangi bölgeydi? Göğüslerimiz değil mi? Göğüsler bir erkeklerde böyle bir şey oluyor yani. Ya bir de yer çekimine uyuyor. Ne yapacağız ablacığım? Ceketi örterek söylüyor yalnız Necati. Farkındaysan ben de böyleyim. Şunları kapatarak. Ama söz olur, söz olur, giyme. Yani belli bir yaştan diyeceğim ama belli bir yaşta yok ama hormonlar, testosteron ve östrojen hormonları değiştiği için alkolün etkisi olabilir. Hayır, adamda hormon kalmadı yine, gezmekten zaten. Hani ev görmedi ki. Hiç içki sigarayla alakalı. Süpersin. Yani beslenmeyle ilgili bir şeydir. Necati şikayet edecek şu anda. Ha, çok mu yiyor? Alkol ve sigara kullanmıyoruz zaten. Asla. Kullanmıyoruz ama her benzinlikte durup gofret alır, gazoz alır. Bir tane poşetle girer. Abur cubur. Hayır. Bir tane probiyotik yoğurt sordum bu arada. İtiraz ediyorum. Ben senin gibiyim. Ben de dondurma yerim, gazoz alırım, girerim, gofret şeker. Ben gerçekten bir konuda aydınlatayım. Hani hep birlikte bir şey aldığımız için bazı alınan şeyler benim üstüme kalmasın ama çok ciddi dondurma tüketirim. Yani onu kabul ediyorum. Ay onu ben de dondurma her gece dondurma yiyorum ben. Şey, her gece dondurmayı ve müthiş kilo almıyor. Ablacığım nerene müthiş kilo almıyorsun gerçekten. Müthiş kilo almıyorsun her gece dondurmayı. Ama diyetlerde falan dondurmayı veriyorlar aç karnına. Aç karnına dondurma veriyorlar. Bak şimdi Amerika'da yeni sırrı ben burada söyleyeyim size. Sen söylesene nasıl oluyor? Zayıflamanın sırrı. Bir şey söyleyeceğim. Mehmet Özaz anlattıysa anlatma onu. Başka bir şey var. Mehmet Öz değil mi? Hayır hiç Mehmet Öz değil. Şu anda kıyamet kopuyor hakikaten yani bayağı kilo verenler oldu bunda. Ne bu? Çok basit formülü. Sabah kalkıyorsun. Nescafe'nin içine Hindistan cevizi yağı. Hadi canım. Koyup karıştırıyorsun. Aç karnına bunu içiyorsun. Çünkü o seni tok tutuyor. Nescafe sütlü yalnız mü oluyor? Yalnız o Hindistan cevizi yağı zaten tok tutan bir şey. Zaten Hindistan cevizi yağı şu anda ben yemeklerde pişirirken kullanıyorum. Hatta çok tutan bir yağ. Ama bilmiyordum granülü kahveyle karıştırıyor. Bir de yağ yakımını mı kolaylaştırıyor acaba? Tok tutuyormuş. Ve vücudun istediği yağı aldığı için sen tabii yağ istemiyor vücut. Sağlıklı yağ alıyor. Şeker koymayacağız ama değil mi? Yok şeker yok. Şeker yok, süt yok. Hatta şimdi şeyler çıktı. Bir kahve firması çıktı ve kahveyi Hindistan cevizi yağıyla ürettiler. Bütün şu anda kahvelerin şeyi gitti. Yani herkes meraklı. Hayır, bunu bekliyor. Herkes artık bu kahveyi içmek istiyor. Hazırı gelsin diye. Hacı götürüyor işte Amerika'ya. Ama işte her bünyeye göre de farklılık gösterebilir yani. Hani ona da çok... Ne yapabilirsin? Ya ben sana bir kavanoz bir şey olurum. Hani bir şey yaptığını yapıyorlar. Sen beni oraya götür. Biz konsere gideceğiz oraya beraber. Sen duy ya. Orada spor yapmıyorsun. Dövüyorlar zaten. Ya çok fark ettim. Ya tamam beraber. Ya olaylardan tamamen kopuk adam. Şişelik kasa dönüşsün başka bir şey. Şunlar orada bizzat içeriz o kahveleri. Baba hiç öyle derdin yok. Yok biz gidiyoruz. Bizim Türkiye'de aslında kahve. Gerçekten az dediğin gibi Amerika'da çok herkes yapıyor. Şöyle yapıyorum. Program boyunca bir bakayım. Evet. Çok iyi. Ne kadar siyah giymişsin. O yüzden konuşamıyorum diyorsun. Şu anda bırakıyorum. Bıraktım. Kamera bende geldi. Ha ona bakıyorsun. Ben yönetmenle eş zamanlıyım şu anda. Merhaba. Ama ya hakikaten sen ne kadar önemli. Çok güzel bir şey örnek oluyor onu yaptığı şey. Evet. Yani doğru. Bedeni bizim tapınağımız. Ya onu sağlam tutarsak daha başarılı oluruz. Biz Survivor'da görürüz hepsini. Niye onu izleyeyim ki ben yani Survivor'da? Adamlar hem açlar hem spor yapıyorlar bilmem ne. Ya günde 15 dakika harcasan yeter yani. Öyle girip de ya o kadar tatlı istedin ki senin için yarım saat. Evet, yani, hep beraber yani. El ele tutuşalım be değil mi? Maalesef ülkemizde böyle bak obezite dediğimiz ve şu anda çağımızın bence çok hani vebası hastalığı hani hep Amerika'yı söyleriz senelerce şu anda Avrupa'daki kadınlar arasında Türkiye obezitede bir numara. Yani dolayısıyla ciddi bir hamur işi tüketimi, hareketsizlik, yanlış beslenme. Biz erkekler yüzünden bunlar hepsi biliyorsun. Erkek kadın diye ayırmıyorum ama kadınlarda da çok ciddi bir oran ve anneler çocuklarını yetiştirirken de bilinçli olmalı. Hakikaten toplu bir şekilde toplumun hareket etmesi gerekiyor. Çok ciddi bir şey bu, artık şaka değil. Çünkü sağlık giderleri olarak karşımıza geçip ekonomiyi etkileyen bir şey bu. O kadar ciddi boyutta. Bizde hani spor yapınca şaşırılıyor bana ama işte Amerika'da LA'de spor yapmayan yok. Ya, evet. Bizde ben olur, az o görünüyorum. Çünkü hakikaten çok az bir yüzde spor yapıyor. Ya, gerçekten sağlıklı yaşıyor. Bizim mutfağımızla rejim yapıyorlar rejim ya. Yapıyorlar. Aslında biz normal zeytinyağlarımızı yesek. Hani Akdeniz mutfağı rejimi diyorlar. Horon tepsek.
Hiçbir şey, halaya dönelim ya. Hakikaten yani spora gerek yok. Çok enteresan. Bütün hani... yani şey bütün yani Anadolu'yu dolaştık bak. Akdeniz mutfağı oradan kolona halaya çok değişik. Ama biz aslında çok hareketli yani, bir toplumuz. Hareketsiz ya, bir toplum değiliz ki. Halk oyunları oynasa yeter bu toplum. Yani, ya bir ne hayda desen giriyoruz halaya. Ev kadınlarını ayırdığın zaman ama çalışan insanlara baktığın zaman ben setlerden biliyorum durumu. Korkunç. 17 saat falan 17 çalışıyorlar. Ya bir de o set yemekleriniz bilmem yani, ne falan filan. Gerçekten. Çok şükür yani. Bize gene iyi yemekler geliyor. Hani kötü diyemeyeceğim. Çok yakında öyle bir program başlayacağım. Set kurmeliği. Dur bakalım nasıl yapacağız o işi. Hadi canım. Geleceğim tek tek tatacağım. Aa süper. Birinin yapması lazım yani. Evet. Yalnız bunu belli ki Vedat Milor yapacak. Ben yapacağım. Harika fikir ya. Yani, yap bence. O hani şimdi baktığın format zaman şimdi be. Çok güzeldi. Kadınlar şey değil sadece hani evde oturup o televizyon seyreden kadın bir artık kadın çalışıyor da sokağa ve biz çok hareketsiz bir toplum değiliz ama hani doğru bilinçlenmesinin dediğin gibi doğru spor yapma. Sporun bir ihtiyaç bir de, olduğu yani var. Spor yaşam tarzı ama mesela bu fit, sağlıklı, ideal bir vücut sadece sporla da olmuyor. %60-70 aslında beslenme. Evet, buradan ne girdiğine, onun saati. Yani aç kalmak veya uzun süre yemek yememek de şey çok değil. Sakıncalı. O metabolizmayı yavaşlatıyor. O çok sakıncalı. O da yağ yapıyor. Tabii. Dolayısıyla beslenme daha önemli. Sporda evet şekillendirmek, kasları sıkılaştırmak, yağ yakmak için %30-40 oranında asıl iş beslenmede bitiyor. Beslenme tabii ki. Ve bütünsel bir şey bu. Yani aynen. Asansöre binmeyeceksin, yürüyen merdiven yerine. Yani mümkün olduğunca hareket edeceksin ve yürümek de sadece spor değil ama en azından onunla başlanabilir. Ne diyorsun? Bebeğim çok haklısın. Allah razı olsun ya. Bu ne Ece'nin altın gününe döndü ya. Allah Allah. Yürümek ama yok. Spor. Ne o kurabiyeyi nasıl yiyeceğim ben? Hayır bak bir şey. Ben 38 kilo verdim doğumdan sonra. Maşallah. Tabii ben 88... Çocuk kaç kilo doğdu? 3-700 falan yakın. Yani 3 tabii o kadar doğdu. 88 kiloydum doğuma gittiğimde ve şeker çıktı bende bir de gizli şeker. O ileri yaşlarda çıkıyormuş ya. Ya yapma yaşınızı böyle aman ya da. Ya hamilelik 35'ten sonra bile ileri yaş ya. Öyle kabul ediyorlar ya tabii. Ben etmiyorum. Aslında bence bu devirde öyle olmamalı. Ya ben kabul etmiyorum. Onu da etmiyorum. Spor yapacağım. Onu da spor yaparak geliştireceğim. Amerika'da kadınlar 50 yaşında doğuruyor. 55 yaşında doğuruyorlar artık. Kadın yaşı ilerledi ama mesela ben çok az uyudum. Yani az uyudum derken 6-7 saatten fazla uyku bir kere zararlı. Yani uyuduğun zaman çok uyuduğunda kilo da alma şansın var. Doğrudur. Çok doğru beslendim. 2 saatte bir emzirdiğin için zaten veriyorsun kilo. Bir de sürekli hareket halindeydim. Yani merdiven çıkıyordum evde. Yani mesela ada bağırdığı zaman hani böyle ay çocuğu bana getirin. Mesela bakıcı tutmadık biz. Ben baktım. 6 ay ben baktım. O çocuğuna bakma süreci bile sana kilo verdiren bir süreç. Ya en fazla ve kiloyu o alt bezini değiştirirken veriyorsun. Sert türlü veriyorsun. Koşu pusetleri var. Gerçekten var mı? Yani koşu pusetleri. Anneler için evet, koşabilecekleri pusetler var tabii. Yani talimin ben ben görmedim onu annelerde. Patene binip pusetle çocuğunu hangi veri alan adamı olduk? Nereye gittik? Allah'ım sanattan aldık. Üç tane kadın var burada. Yani mesajı. Senin anlayacağın bak böyle kibar. İşler hiç bizim bildiğimiz gibi değilmiş ya. Hiç değil mi? Oğuz senin ne kadar? Senin ne kaç kilo verdin doğumdan sonra? Ben ya ben doğumdan sonra bayağı. Ben bayağı bir çıkardım içimden bir tane çocuk. Onlar, ama kızlar çok zor oluyor biliyor musunuz? Evet ya kısır da yaptıydık. Nerede kaldı? Kısır da yaptıydık değil mi? Ya, baba çay söylemiştik orada. Ne oldu onlar? Programın başında mangaldan geldik dedik. Allah da beni kahretsin. Ya bak onu. Ya bu mangalın laneti oluyor. Üzerimize sürüyor. Hiç demeyecektim onu. Ya evet. Kadın üstüne oynama. Ya biraz acı konuşmak istiyorum. Oğuzhan şöyle bir komiklik acıların dışa vurumudur gibi bir gerçekten özlü bir sözüm var. Doğru mudur ya? Doğru. Acı çektin mi? Yani başımıza gelen olumsuz olayları hani değerlendirip komediye çeviriyoruz. Benim yaptığım o en azından. Ya hayatında böyle bir travma, bir trajedi, bir ne bileyim hani. Ya herkesin kendine falan göredir ya o trajedi. Hani mesela kimisi ya böyle bir şeye üzülür mü der ama ben üzülürüm mesela. Anladım. Hani onun gibi farklı farklı o aşkla ilgili albüm yaptım mesela. Aşk acısı çat diye bir anda yüzlerce şarkı geldi aklıma. 10 tanesini albüme topladım. Ondan sonra işte tiyatro oyunu yazmaya başladım bir anda. Onun sebebi de şey, çok tiyatroyu seven bir kadındı mesela. Belki bir gün tiyatroda benim yazdığım oyunu izler. Aa neden? Ana, İzlemedi. Çok enteresan. İzlemedi. Ama yazdım. İşe yaradı. Film bile, yani film çekerken bile şeyle mesela bir aşk duyuyorsun sinemaya ama bir şey yazarken bile arasına acaba şöyle mesela şarkı sözü yazarken hani belki de dilinden hani yani belki de düşmez. Hani düşmez yazıyorsun ya, yani yazarken ya, böyle o sadece onun anlayabileceği bir şey yazıyorsun. İnsanlar
da anlayabiliyor. Çünkü o kadar bir klişe olmuş aşk. Herkes aynı acıyı çektiği için. Bir tek hani... o anlamıyor değil mi? Bütün bir tek o anlamıyor. Acılarda yazılıyor değil mi bu tür şeyler? Tabii canım. Hani bir aradayken bir türlü yazamıyorsunuz. Bir ben mutluyken hiçbir şey üretemiyorum zaten. Yok, spor konuşurken nasıl yazasın? Belki de dilinden bu şarkı duyuyorsun. Ya niye öyle diyorsun? Ben şarkılar yazarsın. Ben şu anda kitap, yeni kitabımı da yazıyorum bir yandan. Niye öyle diyorsun? Yok hayır hayır. Aşk yazmıyorum canım. Spor konuşurken ya da yeni kitabını yazarken hani belki de dilinden bu şarkı düşmez biraz tuhaf olur yani. Şeklini bozar seni. Auranı şey yapar. Belki de elinde bu gamsı kullanırsın. Neşeli şarkılar. Neşeli şarkılar. Herhalde öyle olurdu diye düşünüyorum. Neşeli bir şey lazım. Hareketli böyle. Okey hareketli. Aslında spor şarkıları yazmak lazım. Allah bekliyorum. Hep beraber konuları kaldıralım. Programın formatı gitti gibi benim de devreler yandı. Hamdolsun ya bu noktaya kadar geldik. Gayet güzel gidiyoruz. Yeşim Salkın. Şimdi bir dizide oynuyoruz ve bu dizi acayip tuttu ya. Ay çok iyi maşallah. Ya maşallah. Maşallah. Aldı o zaten bize. Ya aldı ama ya sen daha iyi bilirsin. Ne olacağız biz önümüzdeki sene? Allah böyle büyük valla ya. Böyle Allah büyük yani. Ya böyle bir şey yok, değil mi? Hikaye güzel kendisini böyle yerini. Ya çok sıcak geldi. Bir de yani çünkü bu da bir şans artık. Çünkü biliyorsunuz hani bu sene 9'u gören dizi, 9. bölümü yok. Gören dizi bayağı bir büyük bir dizi aynen, olarak. Aynen, büyük prodüksiyon öyle. Olarak aldı. Aynen. Biz 51'de final, sezon finali yapıyoruz. Yani bir aile işi mi tutuyor? Yani biraz nasıl kokluyorsunuz havayı? Aile işleri samimi işler mi tutuyor? Ya bence samimi olan iş tutuyor ama içinde böyle küçük küçük o entrikayı da o tadı da vereceksin. Çok fazla verdiğin zaman bence insanımız şimdi aileci mesela diyorlar ki biz çoluk çocuk seyrediyoruz bu işi. Bu çok önemli çünkü insanların herkesin evinde 3 tane televizyon yok. Hani bir tane televizyonla oturup seyredebileceği işler olması lazım. Oyuncularımız şahane bir kere. Yani Yıldız Kültür, Ayşenil Şamlıoğlu, Şesuar Aktaş işte yani hepsi iyi. Acayipti. Hani annesi geldi biz bir anda böyle hani bir etkilendik, başka bir şey oldu. Ki devam edecektir inşallah. O karakteri o karakter olarak gitti ama önümüzdeki sene ne olacak bilmiyoruz. Şimdi çok önemli karakterler giriyor yeni sezonda. Bayağı iyi karakterler giriyor. Olsa da bir şey olur mu yani? Çünkü hani filmden sonra bir şey yap bağlamamız lazım çocuğa. Ben şu anda çok evet, audition'da gibi hissettim. Yani ver bebeğim bir kocamın ailesi. Şey gibi. Bak verdi. Yani o kadar sıcak ve samimi geldi ki insanlara. Oradaki o koşuşturmalar, gençlerimiz çok tatlıydı. Sıcak, samimi, bozulmamış yüzler. Ben şeye çok dikkat ediyorum. Bir kast yapılırken sürekli mesela burada işi tutmamış, dört bölüm hop buradayı hadi buraya alalım. Çünkü niye onun işte altın ismi yok öyle bir şey. Zaten o isme de zararı. O isim evet, biraz dinlenmeli. Yüzünü dinlendirmeli. Dinlendirmeli. Gençlerimiz... Bizde herkes bence yapımcımız çok işin üstünde durdu bu anı. Yani film müzikleri ne kadar dizinin, kurgusuna kadar. Bak biz son iki bölümü çekeceğiz sezon finali için. Ve bugün bize bir mesaj geldi. Yeniden sahneler çekilecek. Yeni, yani o kadar titizlikle çalışıyor ki herkes. Yazarlarımız öyle. Sinema yapmayacak mısın? Bana bir sinema filmi geldi. Bir gelsin artık. Şahane bir film geldi. Tamam, fakat 8-9 hafta onlarla çalışmamı istediler ama ben yeniden Ağustos'ta diziye başlayacağım. Anlaşmam var. Ve o daha kadar... kısa bir şey ortaya karışık bir şey yapsak böyle iki ya haftalık. Bana ortaya karışık bir şey kim teklif ederse ben koşa koşa gideceğim yani. Hemen geldi bile. Hemen koşa giderim yani. Şu an hangi kameradayız? Koşa giderim şu anda ya. İmza aldık. Şu anda. Hemen giderim. Korku hemen. Demiştiniz değil mi? Korku komedi. Daha yeni çektik. Çok iyi. Yeni çektik ve seri dizi yapıyoruz. Ne yapalım? Devam filmini çekiyorlar. Hemen serisini yapalım. Bak ben ruh gibi gelmiş olayım size. Siz öyle. Ruh gibi gelmiş. Ablacığım ruh nereden kaçıyordu gözünü seveyim sen bırak. Nasıl nereden kaçıyor? Bir yerde mi kaçtı ruh ona? Ona mı kaçtı ruh? Bir daha anlamadım ben ne oldu. Ruh geldi. Ruh. Ama böyle iyi. Ama böyle bak bir şey söyleyeyim. Vallahi komedi yapabilirsin. Ben aslında böyle hani çok snob uzaktan göründüğü gibi kadın değilim ya. Ya elbette çok sıkıldım ben. Evet biraz eğlenmek istiyorum. Gerçekten ha, ya hepimiz o enerjinizi ben aldım ama gerçekten. İnsanlar benimle hani... eğlensin bana gülsün istiyorum ben. Tamam. Ya o durumda. İstiyor artık yapın. Biz de ben de oralarda varsa rica çağırın çağırın gülsünse. Böyle bir şey yani. Abla uçuş kaç mil oraya biz de gelelim yani. Yani benim de var bu arada. Bayağı bir milyar topuna gelsen benim oyun içine yerleştirin ben geliyorum. Geliyoruz zaten. Tamam bunu yapalım. Gidiyoruz tamam. Şu üçümüz. Bayağı bir gazladık ya kendimizi. Bak, farkında mısınız? Bir organizasyona girdik yani. Ben sen. Tamam. Biz sinema filmi. Orkestrayı da alıyoruz. Yani. Şurada deliden dört tane adam evet, lazım evet, değil mi? Sinema filmi. Dört de psycho lazım siz bize. De, siz de müzikleri yapın. Onlar sürekli gitar batırıyor. Ece oynarsın. Sen gelir ben oradan seninle oynamak. Ece sen abi. Sürekli şeyde ormanda koşan kız. Yapımcı arıyoruz. Mutlaka o lazım. At kadro böyle. At koşuyor değil mi Ece? Tabii tabii sürekli koşuyor. Bir dakika. Bu ekip yapımcı arıyor. Evet, elinde bıçakla oturduk ya. Aynen. Yani, Ece elinde bıçakla koşuyor. Aa güzelmiş. Beni kovalıyor Berro olarak kaçıyor. Ya ve müziği yani Necati ve Saykolar bundan daha iyi bir şey olur mu ya? Bundan daha iyi ekip olabilir mi ya? Tamam oldu bağladık koşuyor. Ne olacak işte? Koşu yapalım.
Tamam, okey. Gerçekten yorumsuz sorularımız var. Tamam, bu iş işlerinden biraz samimiyete geçelim. Sadece evet hayır diyebilirsiniz. İsterseniz açabilirsiniz. Tamamen size bırakıyorum. Peki. İkili oynar mısınız? Evet. Çok güzel bunun üzerine ben. Neden de ben ikilim yani ikili oynar. Gördünüz değil mi? İkili oynuyormuş. Yani bildiğiniz eşim salkım. Bildiğiniz ikili oynayan bir kadınmış. Gönül eğlendirdiğiniz birileri var mı? Yok. Şu anda yok. Oldu. Oldu. Tabii. Gördünüz değil mi? Yani nasıl bir musibet bir adamla karşı karşıya. Oldu mu? Şu o kötü bir şey. Olmadı. Ya benim söylediğim kötü bir şey miydi? Başa dönebilir miyim? Soruyu değiştirebilir miyim ya? İkili oynar mısın dedim ben. Şapşala bağlayıp yani yansıdım. İki filmde aynı anda. Hem korku komedi hem şey. Bu ama ya çok tuhaftı. Alegorik bir soru yani. Şey yorumsuzdu aslında. Evet. Yorumsuz sorulardı. Çabuk sorur musunuz? Çok çabuk sorurum. Ciddi misin? İyi peki. Gayet iyi. Uçlarda mı yaşarsınız? Sakın hayır deme. Tuhaf kaçar herhalde. Uçlarda yaşar. Everest'te çıkıyorsun ya. Kilimanjaro uçlarda yaşarım. Ya arkadaş evet. Tabii ya hem dalıyorsun hem çıkıyorsun hem yüzüyorsun hem koşuyorsun. Uçlarda yaşıyorsun. Duygular da öyle. Güzel, gayet güzel. Devam ediyoruz. Kendinizi bir yere ait hissediyor musunuz? Her zaman. Güzel, iyi bir şey duydum. Zaman zaman çekilmez bir insana dönüşür müsünüz? Hayır. Harikasınız. Hayır. Konuşmayı sever misiniz? Hiç sevmem. Ay kurban olayım ya. Mona Lisa'm benim. Devam ediyoruz. Onsuz yaşayamayacağınız biri var mı? Var, içimde. İçinde. Koşuyor. Dışında. İçimde koşuyor. Peki. Son soru size denk geldi. Elinizden gelen her şeyi yaptınız mı? Hayır. Güzel. Dahası var. Bunu var, zaten inşallah. Programı izleyenler evet. Anladılar dahasının olduğunu. Peki gayet güzel. Çift sıfırdan bu yana ağırlıksız konuştuk. Bakalım manşetlerde neler çıktı. Çok sevgili burada laf çok izleyicileri. Ece Vahapoğlu ile niye başladık bilemiyorum ama oradan başladık. Bugün tersinden resmini göstereceğiz galiba. Resmini çekeceğim ben bir dakika. Siz de benim gibi uyanmak istiyorsanız yataktan öyle hop diye kalkmak yok. Beş bilinen hareketle uyanın. Güneşi selamlamak için dönecek yer aramayın. Herhangi bir yerde selamlayın. Kahvaltı yap. Sonra başla koşmaya. Koş 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 koş. Gün sonrasında akacak zaten. Yetişebilirseniz buyurun gelin birlikte koşalım. Bizzat verdik. Devam ediyoruz efendim. Hoşlu çok olur. Güzel. Biz sayın sevgili canımız ciğerimiz Fatih Sevin Atasoy'u da Los Angeles'larda aldık getirdik. Dedik kendisi ben Fatih ama Sevin de diyorlar olsun. Ben de seviniyorum. Neyse ben Amerika'da yaşıyorum. Buraya da Amerika'dan geldim. İşini iyi yapan, ilişkilerini iyi tutan biriyim. Ayrıca Ece gibi değil. Ben sadece uyanıyorum ama editörün ismini yazamadığı atalardan kalma bir Kore sporu yapıyorum. Ne haber? Gayet güzelmiş. Devam ediyoruz. Neydi bu ya? Ve biz bu akşam sevgili Oğuzhan Uğur'u ağırladık. Çok da güzel bir sinema film var. Adı da Pişt. Devam ediyoruz. Ben film çektim. Önceden de bir filmim vardı ama şimdiki fena bir şey oldu. Siz öncekini unutun en iyisi. Ne olmuş yani? Ben de asansör kullanmayarak spor step yapıyorum. Kolay mı sanıyorsunuz? Sizi dinleyerek karın kası yaptım. Hem Instagram sayesinde rengimi de düzelttim. Yakışıklı değil miyim? Bravo. Yani bizim Ece'nin bu akşam gecesi olmuş. Devam ediyoruz. Sevgili Yeşim Salkım konuğumuzdu. Ozan'cığım yani yakışıklı adam dediğin azıcık hatları belli olmalı. Kemikleri gözükmeli. Ay çöreği gibi yakışıklı adam mı olmalı? Necati ve Sayko'larla bir ara görüşmek istemekle birlikte Ece'nin yerine geçmek istiyorum. Ben de anne kalk sözüyle uyanıyorum. Öyle işte ben de anneyim. Eğlendirmeyi de seviyorum gördüğünüz gibi. Bu da yeni bir şey oldu. Bakar mısınız? Formata bak. Güzel bir şey oldu. Format, format yapıyoruz. Evet. Koyacağız bunu. Çok samimisiniz. Yani sizin samimiyetinizin... Biz niye çekmedik acaba? Aslında acayip biz niye çekmedik? Bir daha ben videoyu aldım. Tamam o zaman. Çekmek de kaldım. Videoyu aldım ben. Program gitti galiba. Yaz bu arada. Bir daha gösterin. Çok istiyorum onu. Allah cezanı. Ben çekemedim. Videoyu almışım. Şey söyleyeceğim. Fadi'yi hemen gösterin çünkü içinden lamba çıkıyor. Hemen çıktı bile bak görüyor musun? Çok iyi. Samara birazdan böyle yürüyecek. Şimdi bir an Mona Lisa'ya benzeyeceksin değil mi? Şirret Mona Lisa. Şirret Mona Lisa. Tamam. Format çok iyi oldu bak. Kuzenim, arkadaşlarım hepsi aynı ekran pozunu yolluyorlar bana. Harika ya. Sizin de aile de maşallah ya sürekli spor yapıyor. Çekenler. Bir şey söyleyeceğim. Yok o şeyi yaptık ya hani ha. Yazılar çıktı ben gidip çektim. Tamam. Herkes onu yollamış. Sarımsak bana. Ve okumuş su varsa Fadi'nin üzerine atın programı bitirene kadar. Sarımsak ve okumuş su.
Peki efendim. Sayın Yeşim Salkım, son albümünüz Şehrin Işıkları, bu size anlatıyor ama bu ayın sonunda bir albüm daha geliyor dediniz. Evet. O albümde bir cover parçadan oluşacak. Evet. Bu arada anladım ki kocamın ailesi 2 hafta sonra tatile ya da ayın sonunda mı tatile giriyor? Sezon finaline giriyor. Dolayısıyla kaç ay bir boşluğumuz olacak? Herhalde 1,5 ay. Şekerim, görüşürüz artık yani bir yerlerde görüşürüz. Evet, rica edeceğim. Zaten sinema filmi sözüm var. Ben zaten seni ararım. Galiba bir şeyler olacağız. Evet, birlikte bir şeyler yapabileceğiz. Şey. Gayet güzel. Oğuzhan Uğur'un filmi yarın itibariyle vizyonda. Filmin ismi neydi? Pişt. Pişt ne demek ya? Pişt. 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 O anlamda gibi, değil mi? Pişt. Aynen, o anlamda. Pişt derken yani? Böyle pişt diye bir ses duyarsınız da irkilirsiniz ya. Yani. İrkiliriz. İşte irkilelim ve gülelim. Hmm. İrkilip gülelim. Aynen, durum o. En çok irkiliyor muyuz, gülüyor muyuz filmde? Gülmek daha fazla galiba. Gülmek daha fazla. Peki katil? Katil uşak. Güzel. Aynen, tamam, güzel. Klişe kullanmayız ama katil mutlaka uşak çıkar. Fatih Semin Atasoy sadece 3 günlüğüne burada, 3 haftalığına mıydı? 3 hafta burada. 3 hafta burada. 3 hafta burada bir şey, bir performans bir şey yapacağız mı? Söylediğim için ben istiyorum, artık istemeye başladım. Güzel bir şey. Her an gelebilirim ve oyunu burada paylaşabilirim. Hmm. Bakalım ama şu anda... Bu iyi. Türkiye bunu bilmiyorum. Kendisini bir hazırlasın. Önce evet. Bir hazırlığa başla Türkiye'ye. Ben önce gerçekten bir turneyi gelecek. Bitireyim de. Okey. Ama gerçekten bayağı bir yerde ulaşacaksın. O ne kadarlık bir zamanını alacak? 2015 sonbahar-kış sezonu Los Angeles. Harika. New York. 2016'da Avrupa'ya geçeceğiz. Ha, sen o 2016'yı da tabii. Patlatmış ya, bu, yani parçalamışsın. Bu oyunla artık ben yani bayağı bir giderim. İşte... biz de geliriz yani. Sen gidersen biz geliriz. Dostlar bizi hatırlasın. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Ta Los Angeles'tan geldin. Ece Vahapoğlu, aslan 10 parmağında 10 marifet. Biz böyle yüzer güzel geçer meçer falan filan dedik ama yeni kitap geliyormuş galiba. Nedir o? Yeni kitap gelecek. Sağlıklı yaşam, iyi hissetmek. Yine devam ediyor muyuz? Olacak. Sağlıklı onlar yaşam, devam ediyor. Birkaç hafta sonra Girit Adası'na gidiyorum. Avrupa Atletizm Şampiyonası var. Orada Türk Milli Takım'ın elçisiyim yani. Resmi davetlisi olarak gidiyorum. Türkiye'de sporun turizme katkısı konuda bir konuşma yapacağım. Artık uluslararası alanda sporun... Olimpiyatlar temsil... içerisinde böyle konuşmalar da mı? Konuşma şeyleri de mi başlayacak? Resmi bir açılışı olacak. O resmi açılışta her ülkenin temsilcisi konuşma yapacak. İngilizce bir konuşma yapacağız. Oh. İşte herkes ülkesindeki spor ve turizm konusunu anlatacak. Daha sonra da yarışmaları izlerken milli takımı destekleyeceğim. Ha, amigoluk yapacaksın. Amigoluk tamam, yapacağım. Tamam, Türkçesi o ya. Amigoluk yapacağım desene. Ne konuşuyorsun? Böyle resmi resmi konuşmuyor. Onlar için hafta sonu zaten yelken yarışındayım. Oradasın. Bazı noktalar var. İşte Ortaköy, Arnavutköy, Akıntıburnu oralardan iyi bir şekilde izlenebilir. Çünkü dünyadan yelkenciler geliyor. Baya baya ünlü bir başarılı yelkenciler var. Beni de çağırdılar da vallahi gidemedim ya. Ya gelsene izlemeye ya. Gel. Şey otelden böyle bebeğim, teras bizzat, hazır. Bizzat tekniği lütfen. Kullan diye çağırdılar. Gitmedim de. İzlemeyin diye gelin ya. Rahat et hafta sonu var. Peki ben sizi televizyondan izlemek en iyisi. Yani biraz tırsıyorum da teknelerden. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Alayınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten şeref verdiniz. Teşekkür ederiz. Ve çocuklar siz. Ve siz gençler. Ve güzellikler. sormayacağım sıralık konserler neresi, nerede diye. Çünkü yani... Necati ve Sayko'ların sosyal medyadaki bütün mecralarına baktığınızda gerçekten bakarsanız timeline'ınız kilitleniyor. Her yerdesiniz. Ne güzel. Sizi her yerde görmekte. Yoğun bir şekilde artık burada hani nerede olduğumuzu söylemektense sayfanın daha çok reklamını yapıp da oradan takip etmelerini. Bir boş gününüz vardı ve o boş gününde buraya geldiniz. Evet. Ve çok teşekkür ediyorum. Yani siz benim için gerçekten müstesna adamlarsınız. Ne zaman çağırırsanız. Ya yok baba ya. Biz artık çok başka bir hattayız biliyor musun sizinle? Nasıl yapayım? Onları sürekli çağırın ya siz. Çok güzel. Biz sürekli çağırıyoruz da vallahi yok anacığım ya. Yani şeyleri yok. Çünkü olsa gelecek ya. Vallahi ya ben de çok çalışıyorum. Allah'a bir şükür biz bir araya gelirsek daha çok çalışırız. İnanın. Daha çok çalışalım. Daha çok üretelim. Yani bu ülkenin gençleri daha çok üretelim. Evet. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ya albüm geliyor mu bu arada? Asker gelsin arkasından. Asker gelince albümü de yapacağız. Bir çalışmamız diyorsun. Var. Yani. Var çocuklar, yengeleri ihmal etmeyin ya. Kurban olayım ihmal etmeyin. Zaten. Yani çünkü bazen hani şeyler de hormonlar da buna bu demin bahsettiğim şeye neden oluyor biliyor musun? Değişiyor çünkü biraz görüşmek lazım. Bugün biraz feyiz aldım zaten. Bayağı bir feyiz aldım canım bu akşam. Çok teşekkürler. Müziğinizle finali yapacağız. Evet bu haftanın sonuna geldik. Pazartesi akşamı biz yine birbirinden değerli konuklarla birlikte olacağız. Salı akşamı Antalya'da Olur İnşallah filminin galasında olacağız. Çarşamba akşamı Nükhet Duru ve çok güzel bizim Şat ailesiyle birlikte harikalar yaratacağımızı düşünüyoruz. Ve Perşembe'yi söyleyeyim mi artık? Perşembe akşamında Nilüfer sadece ve sadece burada Laf Çok'ta olacak. Daha ne yapalım? Bir yaz tatilini yapak. Evet. Peki efendim son söz o tarafta. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Bu güzel sonu albümden bir parçayla eşime yazdığım parçayla yapalım. Hayır. İyi ki doğdun Özlem.
yar yar. Tarifsiz bir yol sandı. Yar yar, tarihsiz bir gece yandı. Yar yar, dikenler üstünde dolandı. Anladım, sensiz kül seninle aydın. Oysa ne yalancı temmuzlar, ne baharsız akşamlar. Bırakmadı ki gözümde yaşlar. Ama bu hedefsiz kurşunlar, varlığını unutmuşlar. Kalbime kalkan aşkım var. Duysun tüm yıldızlar baharımı yazılı. Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat, bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel, en benim kızı. Duysun tüm yıldızlar baharımı yazılı. Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat, bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel, en benim kızı. Ne baharsız akşamlar, bırakmadı ki gözümde yaşlar. Ama bu hedefsiz kurşunlar, varlığını unutmuşlar. Kalbime kalkan aşkın var. Duysun tüm yıldızlar baharımı yazılı. Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat, bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel, en benim kızı. Duysun tüm yıldızlar baharımı yazılı. Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat, bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel, en benim kızı. Duysun tüm yıldızlar baharımı yazılı. Bir sevda türküsü bu yüreğime yazılı. Sen varsan ölüme inat, bin kere yaşarım. Dünyanın en güzel, en benim kızı. Atilla Özdemiroğlu ve Şanar Yurdatapan'dan topluma adanmış şarkılar. Şat 2'nin ilk projesi olan Taş Yarışması'yla Türk müzik piyasasına her ay bir yeni şarkı ve iki yeni yorumcu kazandırılacak. Mış gibi yap, mış gibi yap, anlar mış gibi yap, mış gibi yap. Mış gibi yap, mış gibi yap, üzgün mış gibi yap, mış gibi yap. Katılmak isteyen yarışmacıları 18 Mayıs Pazartesi gününden itibaren her gün bir kişi olmak üzere Burada Laf Çok'ta ağırlayacağız. Mış gibi, mış gibi, mış gibi, mış gibi, mış gibi, mış gibi, mış gibi. Başvurularınızı vokalsensin.com adresine yapıp kayıtlarınızı yükleyebilirsiniz. Hayat koskocaman bir sahne. Üstünde başıboş dolanıyoruz. Herkes başka bir rol çalmış. Mış gibi, miş gibi, muş gibi yapıyoruz. Anıyormuş gibi, arıyormuş gibi,
seviyormuş gibi, muş 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 gibi. Haydi. Mış gibi yap, mış gibi yap, anlarmış gibi yap, mış gibi yap. Müş gibi yap, müş gibi yap, üzgünmüş gibi yap, müş gibi yap. Mış gibi yap, mış gibi yap, anlarmış gibi yap, mış gibi yap. Müş gibi yap, müş gibi yap, üzgünmüş gibi yap, müş gibi yap. Hayat bize bir kez verilmiş, bir nimettir ama biz bunu bilemiyoruz. Olduğumuzdan başka olmak için mış gibi, miş gibi, muş gibi yapıyoruz. Anıyormuş gibi, arıyormuş gibi, seviyormuş gibi, muş 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 gibi. Mış gibi yap, mış gibi yap, anlarmış gibi yap, mış gibi yap. Müş gibi yap, müş gibi yap, üzgünmüş gibi yap, müş gibi yap. Mış gibi yap, mış gibi yap, anlarmış gibi yap, mış gibi yap. Müş gibi yap, müş gibi yap, üzgünmüş gibi yap, müş gibi yap. Mış gibi yap, mış gibi yap, anlarmış gibi yap, mış gibi yap. Müş gibi yap, müş gibi yap, üzgünmüş gibi yap, müş gibi yap. Mış gibi yap, mış gibi yap, anlarmış gibi yap, mış gibi yap. Müş gibi yap, müş gibi yap, üzgünmüş gibi yap, müş gibi yap. Pazartesiden Perşembe'ye Burada Laf Çok'ta kimler konuğumuz olmadı ki? Bakalım. Seda Akgül, Okan Bayülgen, Mahmut Tuncer, Gözde Erdoğan, Gülgün Feyman, Özge Fışkın, Cem Seymen, Furkan Kızılay, İntizar, Hayrettin, Yelda Kırçuval, Oğuzhan Uğur, Yeşim Salkım, Fatih Sevin Atasoy, Ece Vahapoğlu, Necati ve Saykolar. Birbirinden ilginç ünlü isim haftaya yine Burada Laf Çok'ta olacak. Kaka'nın en affillisi, sohbetin en sevimlisi, konuğun en samimisi, sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında. Şimdi siz güldürmektir, her şekil ciddiyettir. Bırak artık işi gücü, asıl olan eğlenmektir. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında. Burada Laf Çok, Burada Laf Çok, bizde Laf Çok. Burada Laf Çok, Burada Laf Çok, bizde Laf Çok. Her gece stüdyoda Burada Laf Çok yayında. Sustan uslanamayız, çıldırmadan yapamayız. İşimizin kralıyız, herkes biter biz başlarız. Burada Laf Çok, bizde Laf Çok. Burada Laf Çok.